Değerli meslektaşlarım, sevgili misafirler, toplantımıza hoş geldiniz. Bugünkü toplantımızın konusu yeniden değerleme müessesesi ve avantajları. Enflasyonun %85 olması, yeniden değerleme oranının %122 nispetinde açıklanması, işletmelerin enflasyondan kaynaklanan karlarının yüksek çıkması, 2004 yılından beri enflasyon düzeltmesi ve yeniden değerleme uygulamasının yapılmaması, yeniden değerleme ile ilgili geçici olarak 2018 ve 2021 yılında kısmen yeniden değerleme yapılması, işletme bilançolarında yer alan varlıkların güncel değerlerini yitirmesi, öz kaynakların yetersiz olması ve bu yetersizlikten dolayı finansman gider kısıtlamasından dolayı işletmelere haksız vergi çıkması ve benzeri gibi durumlar yeniden değerleme uygulamasının önemini daha da arttırmış. Hepimiz bunu biliyoruz. Mevcut uygulamada, mevcut süreçte yeniden değerleme ile ilgili iki uygulama var. Birinci uygulama tek seferlik yeniden değerleme dediğimiz geçici 32. maddeye göre yapılan yeniden değerleme. Diğer uygulama sürekli yeniden değerleme ve ilk kez 2022 yılında uygulanan yeniden değerleme. Bu konularla ilgili sevgili meslektaşımız Ender Polat bize her iki müessese konusunda detaylı bilgiler verecek. Eğitimimizin süresi 3 saat. Bu 3 saat süresi içerisinde ara vermeyeceğiz. Belki fiilen 3 saat olmayacak ama aradan çıkardığımız zaman yaklaşık 2-3 saat bir eğitim süremiz olacak. Duyurusunu yaptığımız üzere bu eğitimde bağımsız denetçiler için 3 puanlık bir kredi uygulamamız olacak. Sunumu yapacak yeminli mali müşavir Ender Polat. Kısaca kendisini tanıtmak isterim. Çoğu arkadaşımız zaten tanır. 1975 doğumlu. Maliye Bakanlığı'nda vergi denetmenliği, vergi müfettişliğini 10 yıl süreyle yaptıktan sonra 2014 ve 2017 yılları arasında Sun Denetim'de yeminli mali müşavir olarak çalıştı. 2017'den sonra İzmir Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik adıyla kendi şirketini kurdu. Ve şu anda bu şirket bünyesinde yeminli mali müşavirlik yapıyor. Ender arkadaşımız eğitim konusunda donanımlı, çoğu arkadaşımızın bildiğini biliyorum. Meslek odalarında, çok sayıda meslek odasında eğitimler veriyor. Uzmanlık alanı revizyon ve gelir üzerinden alınan vergiler. Katip Çelebi Üniversitesi'nde ve İstinye Üniversitesi'nde araştırma öğretim görevliliği var. 1999 Süleyman Demirel Üniversitesi mezunu arkadaşımız. Biraz sonra kendisi yeniden değerleme ile ilgili sunumunu yapacak. Yalnız sunumu kendisine mikrofonu vermeden önce misafirlerimizin çoğu meslektaşımız değil ama biz bir aileyiz. Kendi üyelerimize yönelik birkaç duyurumuz olacak. İzninizle o duyurularımızı yapmak istiyorum. Önümüzdeki hafta bugün bu saatte yine bu salonda üyelerimizden yeminli mali müşavir Sayın Uysal 2023 yılına girerken Türkiye'nin makroekonomik görünümü, fırsatlar ve riskler konulu bir eğitimi olacak. Önemli bir eğitim. Sayın Üstad'ı tanırsınız. Daha önce yanlış hatırlamıyorsam Merkez Bankası'nda görevi olan bir üstadımız. Yani konunun uzmanı. Bu toplantıya yine hepinizi bekliyoruz. 23 Aralık'ta Kuşadası Koruma Otel'de Yeminli Mali Müşavir Odaları Başkanlar Kurulu toplantısı var. Bu toplantıda gündeme gelmesini istediğiniz
sorunlarımız varsa lütfen bir haftalık süre içerisinde bize iletmeye çalışın. Biz sorunlarımızı kendi ev sahipliğimizde bütün oda başkanlarının gündemine almaya çalışalım. 24 Aralık'ta yine yeminli mali müşavir meslektaşlarımızın her yıl geleneksel olarak katıldığı yılbaşı etkinliği, serbest kürsü ve gala yemeğimiz var. Bu toplantıya da arkadaşlarımızı bekliyoruz. Toplantıya şu an itibariyle 70 oda müracaatı var, 130 kişi. Sizden yani kendi meslektaşlarımızdan özel olarak ricada bulunuyor. Bu toplantımıza 8 odanın yani İzmir'i çıkaran 7 odanın Yeminli Mali Müşavirler Odası Başkan ve çoğu yönetim kurulu üyesi de iştirak ediyor. Bizim odamızda müracaat edenlerin sayısı neredeyse onların bir miktar üstünde. Bu bize pek yakışan bir durum değil diye düşünüyorum. Lütfen zamanı uygun olan arkadaşlar bu toplantıya iştirak etsinler, bize destek olsunlar. Bunu özellikle sizden rica ediyorum. Çünkü şöyle bir avantajı var. Bütün sorunlarımızı bütün yeminli mali müşavirlerin olduğu bir ortamda zaten oturup konuşacağız, değerlendireceğiz. Onlar nezaket gösterdiler. Antep'ten, Adana'dan, Antalya'dan, Eskişehir'den, İstanbul'dan, Ankara'dan meslektaşlarımız sadece oda başkanları da değil yönetim kurulu üyelerinin çoğu katılıyor. Yani oradaki görüntü İzmir odasındaki yeminli mali müşavir sayısından daha fazla dışarıdan gelen oda mensuplar olursa tabi ister istemez insan biraz içi burkulur diye düşünüyor. 12 Ocak'ta kesinleşmemekle birlikte ticaret odasında toplantı konferans salonunda Hazine Maliye ve Hazine Bakanlığı Hazine Bölümü Risk Analizleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanını misafir ediyoruz. Risk analizleriyle ilgili bize önemli bilgiler verecek. Aslında bu toplantı Aralık ayında olacaktı. Ama onların programındaki bir değişiklikten dolayı şimdilik 12 Ocağı aldık. Bu konuyu da bilgilerinize sunmak isterim. Ben sözü sevgili kardeşim Ender Bey'e bırakıyorum. Şimdiden katıldığı için kendisine çok teşekkür ederim. Ben dedim Üstad başladı, bütün hepsini anlatacak, bize anlatacak bir şey de kalmayacak gibi geldi. Böyle başladı teker teker süreci anlatmaya. Şimdi ben de öncelikle bir süreçten bahsedeceğim. Aslında bir değerleme de nereden başladık, nereye kadar devam ettik. Kaç oldu? Gelmiyor mu şu anda? Geliyor şu anda. Şu anda? Tamam şimdi. Geliyor mu? Geliyor. Tamam. Öncelikle süreçten bahsedeceğim. Neden süreçten bahsedeceğim? Aslında mevzuatın uygulaması da biraz sürece bağlı yürüyor. Çünkü o gelişime etki eden, özellikle geçici 32 uygulamasında o gelişime etki eden bir yapı var. Şimdi genel itibariyle baktığımızda biz ne yaptık aslında? Yani geçmişten bugüne kadar neler yaptığımızı bir hatırlamak lazım. Tabi bunların bir kısmının var olduğu dönemde ben meslekte değildim. Öyle söyleyeyim. Ben 2003 dönemiyim. İlk tabi enflasyon düzeltmesi geldi. Bize hayal meyal bir büro üstad anlattı. Gittik böyle bir konferans salonunda üstad anlatıyordu bir şeyler. Yani bunlar nelerden bahsediyor? Biz çok da böyle tahayyül de edemedik zaten. Ne yaptın? Bir yandan okamadım çünkü. Üstad tabii benim meslekteki ilk üstadım. Yani bu sunum verdiğinde de yardımcıydı. Beni dibinde böyle tutuyordu. Peşinden koşturarak gitti. Ne yaptık ilk başta? Biliyorsunuz 31.12.2003 tarihi itibariyle bir aslında enflasyon düzeltmesi işlemi yaptık. Bütün geçmişten doğan varlıkların hepsini enflasyon düzeltmesiyle 31.12.2003 tarihinde getirdik. Sonra taşıma kas sayılarıyla nereye getirdik? 31.12.2004 tarihine getirdik. Ne oldu? En son enflasyon düzeltmesine ilişkin yaptığımız işlemi ne zaman yapmış olduk? 31.12.2004
2004 tarihinde yaptı. Sonra neye getirdi bakanlık? İşte taşınmazların değerlemesiyle ilgili bir hak getirdi. Ne zaman? İşte geçici 31'in birinci fıkrasıydı bu. Taşınmazlar değerleniyordu burada. Neydi taşınmazların değerlenmesinde de? 31'e 1'de 34-2018 tarihi itibariyle taşınmazları değerleme hakkı girdi. Çok rağbet görmedi bu uygulama. %5'ti yanlış hatırlamıyorsam. Bir vergi yükü vardı. Baktığımızda hesap yaptık biz çoğumuz. O hesaplamalarda istediğimiz sonucu alamadığımız için ne yaptık? Çok nadir böyle uygulayan işletmeler gördüm ben ama genelde yararlanmadık mı yararlanmadık. Çok rentable değiliz. Tabii 39'da bitti ama çok rentable değil. Çünkü çarpıyorduk, bölüyorduk. Hani büyük bir vergi avantajı sağlamıyoruz. Satacaksak, üstadımın dediği gibi satacaksak bir avantaj. O da şirketin onu öngörüyor olması lazım. Onu da yani yaptık veya yapmadık. Şimdi o bizi belirleyecek aslında biraz sonra. Sonra geldik. Ne yaptık? 31.5.2021 tarihinde 31. maddeye geldiler bir değişiklik yaptılar. Ne yaptılar bu değişiklikte? Geldiler 7. fıkraya bir hüküm eklediler. Bu hüküm neyi içeriyordu? Taşınmaz ve amortismana tabi iktisadi kıymetlerin değerlenmesi fırsatını veriyordu. Vergi oranında %2 yaptılar. Gecenin 1.30'unda kanun çıktı böyle okuyor. Hesapladım böyle bir 10 kat vergi avantajı var. Yaklaşık 11-12 kat aslında. Gece de kimseyi arayamadım. Arada Mustafa Öztürk'ünü arıyorum böyle. Üstadı bir rahatsız ediyorum ama dedim bu saatte ararsam kesin küfür eder bana. Dedim aramayayım. Sabah kalktık işte Ali Kahveci Üstad'ı aradım. Üstad dedim böyle bir şey ben dedim burada yanlış mı yapıyorum? Anlayamadım herhalde dedim yani. Büyük ihtimal dedim bir kavrayamadım bir şey var. Böyle bir hak olmaz dedim. Sonra Üstad da bir baktı. Ya dedi doğru söylüyorsun dedim. Burada 12 kat vergi avantajı var. E ne yaptık? Bir kısmımız geldi 31.5 gibi. Ben firmaların çoğunda yaptım. Ciddi avantajlar doğuran şirketler vardı. Özellikle amortismana tabi iktisadi kıymetler açısından çok rantabı sonuçlar. Ha tabii o dönem neyi tartıştı insanlar? Acaba işte enflasyon düzeltmesi gerekiyor, geliyor, yapalım mı yapmayalım mı? Ama aslında firmada sisteme baktığınızda ne doğuruyordu? Biz firmamızın birinde yaptık. Varlıkları 47 milyon değerledik. Varlıkları 47 milyon değerledik. Yaklaşık 900 milyara vergi ödedik. Attığımız amortisman gideri 19 milyondu arkadaşlar. 19 milyon amortisman gideri. Yani bize sağlanan vergi avantajı yaklaşık 4 milyon, 5 milyona yakın bir vergi avantajı. 900 ödedik. 5 milyon avantaj. Yani çılgın bir sistemdi aslında baktığınızda. Bir bunu yaptık veya yapmadık. Şimdi ama bu bizim için belirleyici olacak biraz sonra. Sonra ne geldi? Şu anda işte bizim için reel bugün de konusu olacak. Geçim hakkı 32. O da benzer mahiyetlerde taşınmaz ve amortismana tabi iktisadi kıymetlerin değerlemesi. Bu da ben buraya bunu 31.12.2021 yazdım ama bu madde aslında sadece 31.12.2021'de uygulanan bir madde değil. Ben bunu şu anda günceli içerdiği için o şekilde yer verdim. Eğer biz 2022 yılında birazdan bahsedeceğimiz sürekli yeniden değerlemeden işlem tesis etmediysek o zaman bizim bu tarihimiz 31.12.2022'ye kadar sarkabiliyor. Ama tabii rentable olanı bana sorarsanız burada yeniden değerleme yapacağız. Neden %2 vergi ödeyelim? Zaten 298Ç var. Ha burada neden olabilir? İşte o varlığı satacağız. Sermaye ilave etme yükümlülüğü getiriyor 298Ç'deki haktan faydalanma. Onu yapmamak için belki orada bir planlama yapılabilir mi? Yapılabilir. Yani bir vergi planlaması açısından düşünebilir. Ama tabii çok da hani her şeyi teraziye koyup ölçemiyoruz. Ne yazık ki hani çünkü ticari yaşantı çok dinamik. Bizim beklediğimiz dışından sonuçlar. Sonra da geldi şu anda bizim için de 298Ç maddesi geldi. O madde ne getiriyor bize? Aslında 32 ile Ç beraber geldi. O madde bize sürekli yeniden değerleme yapma hakkı getirdi. Bu madde bizim için artık bundan sonra hayatımızın her devresinde bulunacak. Sadece bulunacağı devrede enflasyon düzeltmesinin olduğu dönemlerde biz bu maddeyi uygulamayacağız. Onun dışında enflasyon düzeltmesi uygulamadığımız dönemlerde ne yapacağız? Sürekli yeniden değerlemeden faydalanacağız. Ben biraz bu müesseseleri anlatırken şimdi tebliğ bazında bakarsanız bununla yayınlanan tebliğde önce tebliğ
298 Ç'yi anlatıyor. Sonra geçiyor 32'yi anlatıyor. Tebliğ, yani sistematiğini öyle yazmışlar ama ben o sistematik içinde anlatmayacağım müesseseyi, çünkü müessesenin aslında bir tarih, kronoloji veya bir sırası var. O sıra yapısı içinde devam edeceğim anlatmaya. Şimdi bize ne avantajlar sağlıyor? Yeniden değerleme sonrası iktisal hikmetlerin değerinin yükselme sonucu amortisman giderlerinin artış nedeniyle 10 kata kadar vergi avantajı sağlamakta. Baktığınızda. Aslında bu tabii yeniden değerlemeyle beraber olduğunda 30 kata kadar çıktı da oluyor arkadaşlar. Bakın. Yani ödediğiniz paranın yaklaşık 30 katına kadar vergisel bir avantajdan faydalanıyorsunuz sistem içinde. Sonra ne getiriyor beraberinde? Yeniden değerleme sonrası iktisal hikmetlerin değerinin artması nedeniyle bu kıymetlerin elden çıkarılması aşamasında karlılıklar azalmakta ve vergi yükü düşmekte, satışla beraber doğacak verginin bir kısmı orada elimine ediliyor. Beraberinde yeniden değerleme sonrası değerleme farkı 522 maddi duranların yeniden değerleme artışı hesabını izlemesinden dolayı öz kaynaklar yükselmekte, teknik iflas tam kurtulma şansı vermekte. Yani bizim için kullanılabilir parametrelerden birisi olabilir sermaye arttırımında, daha sonraki safhalarda. Bu da bizim için aslında şirketlerimizin hani durumuna baktığımızda hani gerekliliği doğuyor mu, şirketlerin bir kısmında gerekliliği doğuyor. Çünkü şartlar her firma için aynı sonuçları doğurmayabiliyor. Öz kaynakların yükselme sonucunda finansal gider kısıtlaması nedeniyle KKG'ye yapılan tutarlar mükellefliğine düşmektedir. Öz kaynağı arttıracağımızdan dolayı özellikle gayrimenkullerde falan yaptığınızda çok logaritmik etkiler doğabiliyor. O logaritmik etki aslında sizin öz kaynak denginizi tamamen belki finansal gider kısıtlamasından tamamen kurtulmanıza sebep olabilir. Öz kaynakların yükselme sonucunda örtülü sermaye ilişkin daha az KKG atılmasına olanak sağlamakta sistem. Ben tabii durmuyorum. Sürekli böyle hareket ediyorum. Genel şeyim o zaten, yani çok böyle oturarak veya bir şey anlatmaktan çok hoşlanmıyorum. Şimdi uygulamanın genel hatlarından bir bahsedeceğim. 32 ve 298 şey. Zaten iki kapsamda anlatacağız. Önce geçici 32 uygulamasını anlatacağım. Ondan sonra da 298 Ç uygulamasını anlatacağım. 298 şey bu. Geçici madde 32'deki uygulamalar taşınmazların ve amortisman tabi ihsal hikmetlerinin değerlerinin ve amortismanlarının 31-12-2021 tarihine kadar YÜFE kat sayılarına göre endekslenmesini sağlamakta. O fırsatı getiriyor. Yani endeksleri belirliyoruz YÜFE kat sayıları kapsamında. O YÜFE kat sayılarına göre de iktisadi varlıkları değerliyoruz. Burada taşınmazlar ve amortismana tabi ihsal hikmetler var. Ayrım şurada önem arz ediyor. Taşınmaz tabiri tabii medeni kanun kapsamında bütün varlıklar buraya giriyor. Ama burada önemli olan geçici 32 uygulamasında taşınmaz tabirine arsa ve arazi de giriyor. Burada onlar da faydalanıyor geçici 32 uygulamasından. Dediğim gibi biraz önce söyledim. Eğer geçici 32 ve 298 uygulanmalıysa 31-12-2022 tarihine kadar da gene geçici 32 uygulayabiliyoruz. Şöyle bir şey var mı? Tozak da. 2021'de geçici 32 uygulayabiliriz ki. Nasıl uygulayacağız? Neden uygulayacağız? 31'i yaptık. Geçici 31'i yaptık. 2021'de. Ama Mayıs'a kadar, Mayıs'tan Haziran... Mayıs'a kadar. Ama hayır. Yani 2020 tarihinde... Ama 31-12-2021'e kadar uygulayacağız ama. 2021'i yapıyoruz. Ama şöyle bir şey. Ama şunu... Tamam ama 2022'de getiriyoruz ama hangi tarihe getiriyoruz? 31-12-2021'e getiriyoruz. Evet. Tamam. Yani. Yani gene 31-12-2021'e getiriyoruz. Yani burada uyguladığımız oradaki varlıkları 31-12-2021'de kayıtlı varlıkları, bir de burada tabii ne zaman 31 uyguladık uygulamadık bir sürü olasılık doğuyor aslında. Bu madde tek durumu düzenlemiyor. 2004 enflasyon düzeltmesine sirayet ediyor. Enflasyon düzeltmesiyle 2018 tarihleri arasında alınan iktisadi kıymetlerin değerlemelerine sirayet ediyor. Geliyor 2018'de bir varlığı değerlediyseniz oradan 31-12-2021'e sirayet ediyor. Bir sürü parametresi var. Sonra geliyoruz bu 298 maddenin çevrende uygulaması. Burada sadece amortismana tabi iktisadi kıymetlerin değerlerini ve amortismanların enflasyon düzeltmesi uygulanacak. Döneme kadar yeniden değerleme oranını arttırmasını sağlamakta. Bunun da başlangıç tarihi ne olacak? 31-12-2021 tarihli kayıtları 1-1-2022'den itibaren yeniden değerleme oranında işte bu sene için %122.93 oranında yeniden değerleme fırsatını getiriyor. Bize yeniden değerleme fırsatı getiriyor. Kimler faydalanıyor? Şimdi öncelikle dediğim gibi hani ben
iki kısımda anlatacağım. Önce yetişim hattı 32 CİMAD'de, yetişim 32 CİMAD'de uygulamasını anlatacağım. Sol üst köşede göreceksiniz. Ondan sonra da mükerrer madde 298 Ç'yi anlatacağım. Tam mükerrer tabi bilanço esasına göre defter tutan mükerrer faydalanabiliyor bu uygulamadan. Kolektif, adi komandit, adi şirketlerle dahil olmak üzere ferdi işletme sahibi gelir vergisi mükerrerleri faydalanabiliyor. Kurumlar vergisi mükerrerleri bilanço oranına kayıtlı ama sonra tabi istatistiklerini yeniden değerlendirme hakkına sahip bulunmaktalar. Kimler faydalanamıyor uygulamadan? Biz maalesef. Daha mükellefe de tabi mükellefler faydalanamıyor. İşletme hesabı, zira işletme hesabı dahil. Esasına göre defter tutan mükellefler faydalanamıyor. Serbest meslek, kazan kriteri tutan serbest meslek arvapları. Genelde çoğumuza sirayet ediyor, bizler faydalanamıyoruz. Münasıran sürekli olarak işlenmiş altın, gümüş, alım satımı imali iştigal eden mükellefler faydalanamıyor. Kayıtların Türk para birimi dışında başka bir para birimiyle tutmalarına izin verilen mükellefler gene bu uygulamadan faydalanamıyor. Bu uygulamadan faydalanamayanlar aynı zaten aynı şekilde şeyden de faydalanamıyor arkadaşlar. 298 şeylerden ama orada da geçeceğim üstünde. Şimdi ne yapıyoruz? Hangi varlıkları hangi tarih itibariyle hangi değerleri üzerinden değerleyeceğiz? Buradaki parametrelerden birisi o. Yenilenen değerlemenin yapılacağı tarih itibariyle aktife kayıtlı olan varlıklar. 31.12.2021 tarih itibariyle aktife kayıtlı olan varlıklar yeniden değerlemeye tabi tutuluyor. Neler bunlar? Taşınmazlar dediğim özellikle burada arazi ve arsalar dahil değerleme yapılıyor. Ama sonra tabi ishalik kıymetler orada tanımlama gene geniş tutulmuş kanunda. 213 kanunu yönünce amortisman yoluyla itfası gereken, yani tamamen atıfta bulunuyor aslında bizim o genel müessesemize, yani daha doğrusu değerleme hükümleri içinde bulunan bütün gayrimenkul niteliğindeki varlıklara itfası gereken gayrimenkul, gayrimenkul gibi değerlenen kıymetler, gayrimenkullerin mütevim cüzü ve teferruatı, tesisat ve makineler, gemiler, diğer taşıtlar, gayrimaddi haklar, demirbaşlar, sinema filmleri, şerefiyeler, araştırma geliştirme harcamaları, özel mali bedelleri, aktifleştiren ilk tesisatı, tesis ve taarruz giderleri de gene burada değerleme konu edilebiliyor. Burada çok logaritmik etkiler çıkabiliyor. Mesela ben bir liman işletmem var. Orada aldığımız bir işletme hakkımız var. Yani yaklaşık 20 yıl önce almışız. Onun bir değerlemesini yaptık. Yaklaşık değer 180 milyon arttı arkadaşlar. 17 milyon amortisman gideri attık bu dönem. Bu 2022 yılında attığımız amortisman gideri 17 milyon. Hani yaratılan etki aslında çok logaritmik rakamlara ulaşabiliyor. Özellikle geçmişten gelen varlıklarda. Geçim, bu iktisadi hikmetlerin amortismanları, geçim hattı 32. arasında yeniden değerlemeden faydalanabiliyor. Yani zaten ne yapıyoruz? İki taraflı bir değerleme var burada. Aynı varlığın kendisi ve aynı varlığın amortismanını ayrı ayrı değerlemeye tabi tutuyor zaten. Yani genelde eski üstadlarımız bilir yani kıdemli olanlar benden. Zaten geçmişte de herhalde benzer bir müessese var. Ben üniversite öğrenciydim. Az buçuk hatırlıyorum. Öyle bize bir göstermişlerdi. Yeniden değerleme yapılamayacak iktisadi kıymetler, bu niteliklerini koruduğu müddetçe sat geri kirala geri al işlemine veya kira sertifikası ihracına konu edilen taşınmazlar ve amortisman tabi diğer iktisadi kıymetler. Bunlar o yapılarını, aslında şeyde çok olmaz bu, kira sertifikası ihracına konu taşınmazlarsa da bizim gayrimenkullerimiz varlıklarımızın arasında gözükmediğinden dolayı onlarda bir değerleme yapmak fiilen zaten mümkün de değil. Ama sat geri kirala al da otomatikman bizim kayıtlarımıza da gözüktüğü için orada bir hataya mal vermesi açık buranın. O konuda dikkatli olmak gerekiyor. Hani haklara kaydetmiş bir varlığımız varsa hani sat geri kira al kapsamında orada olur. Ama diğer kira sertifikası ihracında zaten fiiliyatta bu işlemin yapılması da mümkün değil. Çünkü o varlık zaten bizim varlıklarımız arasında gözükmüyor. O anda varlık kiralama şirketinin varlıkları arasında gözüküyor. Onun kiralaması yapıyor onun tarafı. Burada özür dilerim bir şey sorsam. Kanunun yazım tekniğinde amortismana tabi ihsali diğer kıymetlerden kastettiği ne? Orayı hakikaten bulamadım. Devamlı kanunun yazım tekniğinde. Sat en son. Diğer ihsali kıymet. Ama gene amortisman. Ama gene amortismana tabi olması. Ama ne işte zaten hepsi doldurdu ya torbayı öbür tarafta. Bir önceki dair oranda doldurdu ya. Bulamadım. Dedim ki bu diğer neymiş dedim ya. Aradım ben bulamadım. Bulan varsa bilmiyorum. Ben bulamadım. Üstad gene başladı vallahi. Ama bulamadım diğer. Bence arkaya bir yere bak. En arkaya oturmuş daha arkaya oturacaktı. Öyle yazıyor. Diğer ne?
Diğer. Diğer. Onun sayılanların dışında. Diğer. Diğer diye bir şey yok. Hepsi girdi. Ha, hayvanlar olabilir belki. Yani bak şey güzel söylüyor. Bak. Yani canlı hayvanlar canlı olabilir hayvanlar dedi. Hani yanlı demir başlı. Veya balıklarımız var değil mi? Fidanlar. Fidanlar mesela. He? Fidanlar. Ana bak şeylerimiz, kuluçkanemiz var. Oradaki balıklar. He? Olur mu usta? Olmaz mı? Ya, ben bunu yani yumurta tavukları falan. Taşınmaz ve diğer diyor zaten. Taşınmaz dışındakiler satmıyor. Al yapabiliriz belki. Ama üstad şey diyor. Ama sonra tabii İhsani kıymetlerden sonra diyor. Diğerlerini neden diğer kim tutmamış diyor ya? Kanun yazım tekniğini soruyorum. Diğeri bulamadım ben. Bu şey olabilir mi? Tarım tesisleri. Tamam işte tam onu söylüyor. Tam onu söylüyor. Onlar da Osman tabi. Onlar da tabi. Onlar da tabi. Hayvanlar da aynı şekilde. Onlar da tabi. Yani gene o kavram onu kavuruyor. Yani üstad özünde bir şey. Ya bunu bana bir firma sahibi sordu da bu diğer ne dedi ben bulamadım. Üstad nasıl firmalarla çalışıyor? Evet nasıl? Soru soran firma. Hadi devam hadi. İhsani kıymetleri. Şimdi burası gene bomba konulardan birisi. Mustafa Öztürk'ün konusuna giriyor burası. Değil ben girmiyorum. İhsani kıymetlerin alım satım ve inşa işleriyle ilgili. Devamlı olarak uğraşanların bu amaçla aktiflerinde kayıtlı bulunan emtia nitelindeki kıymetler. Nerede yazıyor? Yazmıyor kanunumuz. Bu tabii kanunla olan bir düzenleme değil arkadaşlar. Bu tabii yasanın aslında boşluklarından birisi. Bu konu tabii biliyorsunuz hani öteden beri zaten süre gelen Danıştay'ın da bir sürü kararı var. Hani sen diyor, kardeşim diyor, anayasaya aykırı olarak, verginin kanun ilkesine aykırı olarak bir işlemde genişletme yapamazsın diyor. Bu bölüm aslında aynı mahiyette yine Maliye Bakanlığı'nın işte konuyu kendine göre ben sordum, kanunu yazana sordum, sordum, atlamışız dedi. Atlamışız. Evet, aynen bu cümleyi kullandım. Ya aslında üstad şöyle, işin doğası gereği olmaması lazım. O emtia çünkü bu. Yani o işin doğası gereği olmaması lazım. Ama tabii işin doğası bunun olması, hani doğası bunu gerektiriyor olabilir ama sonuçta vergilerin kanuni ilkesiyle ilgili bir kavramımız var. Bu ana kavramlardan birisi. Onunla da örtüşüyor mu? Onunla da örtüşmediği için dava konusu edilebilir mi? Dava konusu edilebilir değil mi? Kazanır mıyız? Kazanırız. 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 Değil mi? Kazandık yani, bile. Kazanırız da. Kazandık yani, bile. Kazandık bile. Hadi. Kıymetler hangi hesapta kayıtlı oldukları önemli olmadan. Yani hiç diyor, ben diyor, senin diyor, senin için emtia niteliğinde sen almışsın diyor, 225'li grupta 250'ye bir tane arsayı koymuşsun diye yap sat işiyle uğraşıyorsun diyor. Oraya daha sonra bir bina yapacaksın, satacaksın diyor. Orada olmasının da diyor, benim için bu değerlemeden faydalanmana hak tanımayacak diyor. Yani yeniden değerleme tabi tutulamıyor. Kiralama yapıyorsun ya, bunlar biliyorsunuz. Taşınmazsın, şıkkadan bir istasyon o bir yara ya, yani yara kiralıyor. Adamın yeri var. Yeri doğal olarak altın bulmasından dolayı kiralıyor. Daha sonra ama bu kiralama buraya girmez ama burada bu kapsamda değerlendirilmez. Yok yok yani. O normalde ben elimde bir tane gayrimenkulüm var. Atıl durumda ben onu da kiralıyorum. Yani o bu kapsamda değerlendirilmez. Burada kastı sizin işinizin bunun alım satımı olması. Hani ben herhalde fazla gittim. Bir yere gel. İş yeri merkezi varsa, yani hafif bir şey değil iş yeri merkezi varsa, bunu da kullanmamak lazım. Abi üstad, iş yeri merkezi zaten otomatikman kullanırsınız. Üstad, ama üstad şöyle bir şey, orada zaten şeye dönelim bakın. Onunla ilgili şuna dönelim. Şimdi 5000 ev uygulamalarına baktığınızda, tebliğ bazında da zaten, tebliğde bununla bir fiil ilgili örnekler de vardır. Eğer bir teşekkülün kendi iş merkezi olarak, adon işi gayrimenkul, gayrimenkul alım satımı. Ama aynı zamanda bu işletmenin iş merkezi bir gayrimenkulle idare binası var. Orada 4 katlı bir bina yapmış kendine. Orada çalışıyor. Şimdi bu binayı 2 yıldan sonra iktisap ettiği o yasal süreleri sağladıktan sonra satıyorsa burada aksiyonla değerlendirmeyeceğine ilişkin zaten şey var. Tehditte örnek var bununla ilgili. Bir var ama ama üstad oradaki yaklaşım zaten buraya otomatikman sirayet edecek. Neden? Çünkü buradaki hani işin mahiyetine baktığınızda gene orada amaç şey değil ki burada. Benim alım satıma konu ettiğim bir kıymet olması lazım. Bu zaten doğal olarak da bu benim alım satıma konu ettiğim bir kıymet değil. O yönden bence şeyde sıkıntı yoksa burada değerlersiniz o binayı. Merkez ofisiniz. Bir inşaat firması bir proje gerçekleştiriyor. O projedeki taşınmazların bir kısmını satıp bir kısmını satmıyor. Aktifini tutmaya devam ediyor ve kiraya veriyor. Ama bu kiralama gibi
bir süre sonra, iki yıl kirada kaldıktan sonra Üstad, bunu tahliye ediyor ve satmaya başlıyor. Bunu bu maddenin tebliği bunu net bir şekilde düzenlemiş. Affetmiyor. Sen diyor, Eğer diyor, ama satıma gittiğin bir konu varsa diyor. Olmaz. İmtiyaç ona diyor, arada diyor, kiralasan da diyor, ben diyor bundan faydalanmana izin vermem diyor. Direkt sadece onu kesmiş orada Üstad. Çok şansımız yok yani. Evet. Tamam. Devam edelim. Yeniden değerleme esas değer ne? Bunların işletme kayıtlarında işte 31.12.2021 tarihi itibariyle uygulayacağımız için o tarihteki kayıtlı değerleri üzerinden. Amorsman tabi İhsan Hikmetleri'nin bunlara ait amorsmanların değerlemenin yapılacağı dönem sonu itibariyle yasal defter kayıtlarında yer alan değeri dikkat alın. Biz 31.12.2021 tarihi itibariyle değerleme yapacaksak 31.12.2021. Eğer 298 şeyi uygulamadıysak ve geçici 32 uygulamadıysak o zaman 31.12.2022 tarihinde de gene geçici 32'yi uygulayabiliyoruz. Tamam? Amorsman tabi İhsan Hikmetleri'nin amorsmanın herhangi bir yılda eksik ayrılması veya hiç ayrılmamış olması durumunda yeniden değerleme esas alınacak değer bu amorsmanlar tam olarak ayrılmış varsayılarak gene belirleniyor. Burada siz diyor amorsmanı ayırsanız da ayırmasanız da diyor yeniden değerleme ilişkin bedeli tespit ederken diyor onları diyor amorsmanı normal ayrılmış kabul ederek hesaplamalarımızı yapacağız. Onun için aslında burada bu değerleme işlemini yaparken tabii bir amorsman listelerinin bir daha üstünden geçmekte fayda var mı? Fayda var. Çünkü bizi hataya sürükleyebilir mi? Hataya sürükleyebilir. Bunun etkisi ne olur? Buradaki en büyük etkisi şu olur. Daha sonraki dönemlerde vergi ziyanı sebep olursunuz. Nasıl? Burada çünkü eğer mesela 5 yıllık bir iktisadi kıymet var. Bir normalde 3. yılında olması gerekiyor amorsman. Ama 1 yıllık amorsman gideri attınız. Şimdi hem varlığı değerlediniz hem amorsman 1 yıllık değeri değerlediğinizde bu sefer yeniden değerleme farkınız yukarı çıkacağı için yeniden değerleme farkınız orada amorsman ayıracağınız değer yukarı fırlar. Usandırılmış usulde olanlar bir şey olur. Tabii hepsinde ama. Bu hepsinde sirayet eder. Yani şeye fark etmez. Bunun sadece rakamsal sonucu değişir. Başka bir şey değişmez yani. Hani rakamsal. Daha fazla vergi ödeniyor. Hayır. Hayır, şimdi %2'den ödüyoruz ama amorsman gideri de daha sonra daha fazla olacak yani. Orada esas sorunumuz var. Yani burada ödediğimiz %2, öbür tarafta işte bu yıl %23, seneye %25. 25. Bilemiyoruz. 25. Büyük 20 değil mi ya? 25 olacak, göreceksiniz. İşte derginin kanuni ilkesi gereksel koydun gel başı. Hadi. Hadi. Tabii orada yok. Evet, orada değerini yaptırıyoruz sadece. Efendim? Fona etkiler. Öbür tarafı etkilemez. Doğru söylüyorsun. Üstad, net değer artışı daha fazla olmuyor. Net değer artışı daha fazla oluyor. Net değer artışı fazla oluyor da hatta şey yok. Amorsman etkisi olmaz. Çünkü nedir? 3 yıl üzerinden ayırıyoruz ya. Şeyi nereden hesapladığınla alakalı işte. Yani, o tabloda bir hata yaparsanız, Üstad burada sorun ne biliyor musun Üstad? Bu işi aslında sorun şurada. Hızlandırılmış yönetimde amortismanda gider etkiler, ayrılan amortismanı etkiler. Orada etkiler, doğru. Hızlandırılmış da etkiler. Doğru. Burada bir sorun da amortisman oranları ile ilgili de bir sorun olmuyor burada. Mesela fabrika binaları çoğu %2 ayırıyor. Evet. %3, 2.5. 2.5, evet. 2.5 ama 2 ayırıyor. Daha önceden 2 ayrılmış, biz 2.5 ayrılması gerekiyordu şeklinde bir iş. Eğer öyleyse Üstad öyle düzeltmek zorundayız. Biz 2.5 yaptık, 2.5. Aslında burada sorun şurada. Bu müesseseleri uyguluyorsunuz ama bazen programlara entegrasyonu gerçekten çok sıkıntı oluyor. Hızlandırılmış 5. Bunu şimdi siz ayrı elinizde bir amorsman listeleri varsa tamam belki hani oradan yönetebiliyorsunuz. İyi bir Excel çalışması gerektiriyor zaten başka türlü yürümüyor. Hani bana da sorsanız sen yapıyor musun diye ben bizim ekipteki çocuklar yapıyor Allah için yani şimdi. Hani biz kendimiz yazdığımız bir şey var oradan yapıyoruz yani hani ama burada bu işlem aslında işletmeden işletmeye farklı sonuçlar doğurabilir mi? Tabii belki iktisadi kıymetlerin her biri için farklı sonuç doğurabilir. Adam belki bir kısım iktisadi kıymeti amorsmanı ayırdı, bir kısmını ayırmadı.
İşte o amorsman listelerin bir daha elden geçmesi gerekiyor. Bunları siz söyleyeceksiniz. Ben burada bir ilave edeyim. Binalar tehlikeli bir şey. %2. Farka binası 2,5. Evet. Prefabrik binalar 10 yıl. Aman dikkat. Gözünüz iyi. Yani tamam. O kadar tehlikeli ki o bölüm. Çok büyük bir cezası yiyebilirsiniz. Tabii dinliyorum. 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 Geleceğim şimdi oraya. Oraya geleceğim. Şimdi üstüne koyacağım. Üstüne tamam. Koyacağım. Yani geleceğiz şimdi. Üstüne geleceğiz. Koyacağım. Üstüne koyacağım. Kayıtlı değeri orada. Kastımız o aslında. Onu kastediyoruz. Şimdi değerlemelerle ilgili örnekler yapacağım zaten. Orada gene ama o tarihteki değeri üzerinden yapacaksınız. Oradan kaynaklanıyor. 213 sayılı kanun ve ilgili ikinci mevzuat uyarınca maliyet bedeline intikal ettiren kredi faizleri, kur farkları yeniden değerleme kapsamına girmekte arkadaşlar. Geçici 32 uygulamasında böyle ama. 31'de girmiyor. 298Ç'de uygulama biraz daha farklı. Orada bizim o eski 160 nolu buk tebliği var ya, o 160 nolu buk tebliğindeki hüküm, yani hani şu anda tabii zorunlu olanı kabul ediyor. Onun dışındakileri ihtiyarlılığı kabul etmiyor. Tamam? Hani şu anda tabii onun hani şimdi gene 160 dedik ama artık günümüzde başka bir 267-69'da düzenleme yaptılar değil mi? Yani onlar tabii değişti daha sonra artık. Geldi vergi usul kanunu kendi hükümleri içine dahil oldu. Yeniden değerleme yapmak zorunlu mu? Yeniden değerleme yapma. İhtiyari yeniden değerleme yapılacak mükellefin 213 sayılı kanun geç 32. maddesi kapsamında yeniden değerleme yapması zorunlu olmayıp bu karar mükelleflerin tercihine bırakılmış. Yeniden değerleme tabi tutabileceği belirtilen ihsal hükümlerinin tamamı veya bir kısmı için 213 sayılı kanun geç 32 maddesi uygulamasından yararlanılabiliyor. Veya kısım kısım da yapabiliyordunuz. Hani artık tabii çok zamanımız kalmadı da kısım kısım da yapabiliyordunuz aslında. Bir kısım ihsal hükümetleri yapıp daha sonra yine bir kısım daha ihsal hükümetlere ama sadece 298Ç yapmadığınız durumda. Eğer bir kısım ihsal hükümetlere yaptınız, arada 298Ç yaptıysanız geri kalana bay bay. Böyle bir el sallıyorsunuz zaten. Yani orada bizim için zaten o gerçekten de sıkıntılı süreçler doğuruyor arkadaşlar. Hani gene devam edelim. 210 sayılı kanun geç 32. maddesi kapsamında yeniden değerleme yapılmak istenmemekle birlikte aynı kanun mükemmel 298. maddesinin Ç fıkrası kapsamında ilk kez yeniden değerleme yapılabilir. Ama kesinlikle yapmıyoruz. Kesinlikle yapmıyoruz. Tavsiyesi falan yok bunun. Ben direkt öyle diyorum. Kesinlikle yapmıyoruz. Hani şöyle neden? Neden ona gelelim. Bu takdirde 31.12.2020 tarihinde bilanço değerli üzerinde değerleme yapılacak. Ama geliyor kanunun yasal düzenlemesi öyle bir düzenlemeye yer vermiş ki siz şunu yaptınız. Bağlıkları almışsınız. 10 yıldır duran binalarınız var henüz. İşte 10 yıldır, 5 yıldır duran makinalarınız var. O varlıklarınıza geç 32 mükellef dedi. Ben dedi bunlara para ödemek istemiyorum dedi %2. Ama dedi sen dedi vergisiz olanı yap dedi. Şimdi ne yaptınız siz? Varlıkları yaklaşık 10 yıllık değerleme farkları gittikten dolayı elinizde bulunan bir hak var. Biraz sus payı verdikten sonra kazanabileceğiniz. Onu vermeyin dediniz. Ne yaptınız? O varlığı geldiniz %122 değerlediniz. Geliyor madde, 32. maddede özel düzenleme var. Eğer diyor, sen diyor 298Ç'yi yaptıysan diyor, 32 uygulamadan, artık diyor enflasyon düzeltmesinde diyor, enflasyon düzeltmesinde, 2023 sonu için yapacağımız enflasyon düzeltmesinde, 298Ç'ye göre değerlediğin tutarlar neyse diyor, onu dikkate alacaksın diyor. Yani ondan önceki 10 yıllık elinizde bulunan hakkınız, bir anda ortadan çıkıyor. Yani bu maddenin aslında 298Ç'yi uygulamak için mutlak surette geç 32'yi bulacaksınız arkadaşlar. Başka şansınız yok. Aksi yönde yapacağınız bir işlem şirket için veya işte mükelleflerimiz için veya işte yani şirketlerde olan arkadaşlar için yani bulunduğumuz müesseseler için ciddi hak kaybına sebep oluyor. Onun için burada asla olan anlatılması gereken geç 32'nin yapılması gerektiği akabinde 298Ç'nin uygulanması. Yoksa mükellef 2 yıllık burada kendisine sağlanan vergi avantajı neyse ondan vazgeçecek.
en son varlıkları 2023 yılında enflasyon düzeltmesiyle değerlenecek. Olur. 24'ten itibaren de o amortisman farklarını orada atmaya başlayacak. Olur. Tek sağlayabileceği fayda o olabilir. Tamam mı? Olur. Olmayacak yok ya, oran açıklandı. Açıklandı. Ekim'den Ekim'e belli olan bir yeri. Ama tamam da 2022'nin yeniden değerli oranı. Bitti o. Tek oran, tek oran. Yani tek oran orada ne? Bitti artık. Hayır, hayır. Olamaz öyle bir şey. Bakın. Ama şimdi şöyle bir şey. Neden olamaz? Onu söyleyeyim ben size. 298 B'de düzenlenir yeniden değerli oranı. Evet. 298 B'de şunu söylemiştir. Bir önceki Kasım ayından bu senenin Kasım ayına kadar belirlenen orandır. Bitti zaten. Bununla ilgili artık ne yapması lazım? Yapabileceği tek yetki var. 298 B'ydi değil mi? Üstad yanlış hatırlamıyorum herhalde değil mi? B olması lazım. 298 B'deki kanun hükmünü değiştirmesi lazım. Onun değişmesi ne olur biliyor musunuz? Ben size bir şey söyleyeyim. Türkiye'deki her şeyi darma duman edersiniz. Çünkü o madde her yere sirayet ediyor. Yani etmedi. Bizim vergi mevzuatında etmediği yer yok. Ama şimdi şöyle düşünüyorum. 33'te 33 gibi, 33 2020'ye göre %33 gibi bir oran verildi. 30 Haziran'da %61 küsur. Tamam, aşağıda düşebilir. %96 evet. %92 tamam. Evet. Yani bu ne demek? 9 aylık bir değerlemeden kastet. Yani 9 aylık çıktı bu, %122. Bitti. Sonra... Bakın ben size şu söyleyeyim. Onunla ilgili uygulan bitti zaten. Yasal olarak öyle bu iş. Hani bu herhangi bir şekilde başka birinin karar verebileceği bir durum değil ki. Yasa, yasanın ağırı çıkmıyor. Tabii söz öyle dedi yani. Bir şey olmaz yani. Buyurun sen. Arttı yani. Şimdi, bu kadar iyi yansını düşmedi. Bu yapıyordum. Bir çöre yıkarınızda. Yukarı 298 Ç'de sadece uyguladığımızda geçi 32 hakkımızın heba olması pozisyonu ölüyor. Aslında düzeltecekler. Neden düzeltecekler bana göre? Çünkü parası olmayan kıymetleri değerlerken abuk sabuk bir şey çıkacak. Bir kısmı yeni değer, bir kısmı eski değer. Yani başka şansları yok yani. Ama üstad, yasa çok net düzenlemiş bence. Yok ya. Ama yani bu şekilde bunun var ya. Bu da zaten son dönemde birkaç ayda dikkatimizi çekti ve yoğunlaştı biliyorsunuz. Yani ilk çıktığında da böyle hemen dikkat çeken bir yapı da değil. Yani ben düzelteceği karar düzelteceği yok, karar. Yok ben yasada hüküm var Hüseyin. Tamam yasada düzenlemeyle. Hani. Çünkü şimdi çok dikkat çekilemedi, daha üzerine gidemedi. Bence Hüseyin kanunu çok düşünerek yazmışlar. Olacak. Ben sizin gibi düşünmüyorum. Şöyle, aynen. Sırf geçici 32'den %2 almak için yapılan bir operasyon olması zayıf ihtimalle. Üstad ama tebrikte de bunu diyerek teyit ediyor. Hani tebrikte de teyit etmese size katılacağım. Aslında ha belki bürokrasi bunu böyle öngörmüş. Daha sonra bu konu yasamaya doğru bir şekilde aktarılı doğru düzeltme içerebilir belki ama bana sorarsanız ben değişeceğini düşünüyorum. Orada çok şeyim, çok netim yani. Şimdi parası olmayan kıymetlerle ilgili enflasyon düzeltmesine geçerken aldığınız değerler iki değerler pozisyonu ile girecek. Bir öyle al, bir eskiye git al, bilmem neye al. Yani garip ucube bir şey de çıkıyor sonuçta. Katılıyorum sizin dediğiniz ama şu anda yasa hükmü çok net düzenlemiş bu konuyu. Evet, yani hayır ben yasayı değiştirmeyi diyor. Yasayı itiraz etmiyorum. Değiştirmeleri lazım ocakta. Ha, o tarafı şey olabilir üstad. Ama ben hani tebliğde de teyit ettikleri için çok beklentim o yönde değil yani. Siz söylediğiniz itiraz etmiyorum ama değişmesi gereken ihtimali var. Ben bir şey söyleyebilir miyim? Şimdi enflasyon düzeltmesine geçtiğimiz zaman az önce geçici 32. maddeyi önerdik ama üzerinde vergi olan bir madde. Ben yıllardır enflasyon düzeltmesi yapıyorum. Şimdi enflasyon düzeltmesi ilk yıl uygulanacağı zaman vergilendirme yok. Takip eden yıllarda vergilendirme var. Amortismana tabi iktisadi kıymetleri düzelttiğimiz vakit ilk önce ne yapıyoruz? Enflasyon düzeltmesi hesabını atıyoruz. Amortismanları da aynı şekilde düzeltiyoruz. Şimdi geçici 32'ye göre tamam. Ama şu var. Geçici 32'ye göre düzeltme yaptık. Fon hesabını aldık. Evet. Vergi ödedik. Tamam. Enflasyon düzeltmesinde o yok. Tamam da. Sermayeyi eklemek. Vergisel hesaplaması açısından baktınız mı aralık farkla? Başka hesaba aynı şey. 2005'e, aynı şey değil. Bir bakın. Saniye 2005'e döneceksiniz. Enflasyon düzeltmesinde de 2021'den almayacaksınız. Eğer ki yeniden değerlendirme yapmadıysanız 2025'e döneceksiniz. Siz tabii şimdi daha başından giriyorsunuz konuya. Şimdi örnekleri bir ilerletelim. Zaten oradaki avantajın, dezavantajın ne olduğunu çok net göreceksiniz. Siz şu anda sadece enflasyon düzeltmesi açısından matematik çalışmasını yapmadan bakın zaten burada benim katılmadığım ben aslında bunu geçici 31'de de aynı şeyi ben geçici 31'i firmaların %80'ini uyguladım.
Bakın %80'inde uygulanan firmaların. Neden biliyor musunuz? Çünkü bizde genelde şu hata yapılıyor. Bir müesseseye bakılıyor. O müessese doğru veya yanlış bir anlık değerlendirme yapılıyor. Ama firma üzerinde gittiğinizde, firma üzerinde hesaplama yaptığınızda çıkan sonuç dağlar kadar farklı. Bakın %80'inde yaptım. Benim firmaların hepsinde geç 31 yaptık biz aslında tabii daha önce. 32'yi de yaptık biz. Neden? Çünkü matematik çalıştık biz. Firma o sene kurtarıyor. Bir koyuyor, o alıyor geriye. Böyle bir dünya var mı? O sene kurtarıyor hemen. Yani daha fazla şimdi kurtarıyor. Üstad, ya tabii, tabii. Bile daha şey yoksa da. Üstad, ben şunu söylemek istiyorum. Gülerim, ben bir bitireyim. Bak örneklerle bir yapalım, orada konuşuruz. Tamam Üstad, ben şunu söylemek istiyorum. Enflasyon düzeltmesinde eğer öz kaynaklarınız güçlüyse kar çıkmaz. Ama aktifiniz güçlüyse mutlaka... Şimdi enflasyon düzeltmesiyle alakalı değilse tam burada konuştuklarımız. Hayır, ben onu söyleyeyim. Gülerim. Buradaki konumuz ne biliyor musunuz bizim? Ben anlatmak istiyorum. 22 ile 23'te bize sağlanan vergi avantajını faydalanma burada arkadaşlar. Bakın burada kaçırmamanız gereken, burada bunu anlatmamızın en büyük nedeni, şu anda aslında 22-23'te bunu yaptığınızda size sağlanan ciddi vergi avantajı var. Bunu insanlar, bakın bunu sadece enflasyon düzeltmesiyle eşleştiriyor. Aynı şey diyor ya, ne fark var? Ya kardeşim 22-23'te benim yediğim bir gol var. Ödemişim ben. Ben bak biraz önce dışarıda da bahsettim. Ben size söyleyeyim bakın. Geçen firmam birine geç 32 yaptım ben. Geç 32 yaptım. Kaç para ödedik? 3 milyon 600 bin lira vergi ödedik. Bakın 3 milyon 600 bin lira vergi ödedik firmada. %2'si 50 katı. 180 milyon yaptık. 50 katı. 180 milyon yaptık. Attığımız zaman matrağımız 33 milyon. Ha, bu tabii. Matrağı olmayan şirketler için yapmayın bunu. Önemli değil. Evet, ha, benim şirketim benim şirketim 33 milyon karlı. Ha benim tabii firmalarım genelde karlı olduğu için ben uyguluyorum bunu. Yani benim firmalarım genelde karlılıkları yüksek. 33 milyon karlılığımız var bizim. 17 milyon amorsmana tabi gider attık. Ne oldu? Ben 17 milyon. Bu sene attım 17 milyon. Seneye atacağım ya 17 milyon. İlk sene ne oldu? İlk sene zaten birbirini kafa kafaya götürdü. Seneye biz cebimize 3,5 milyon para koyacağız. Aynen. Böyle bir şey, sistem var mı arkadaşlar? Düşünebiliyor musun? Karlıyız. O sene bile bunun, evet. Bunun bakın yapmanız gereken zaten şunu demiyoruz. Ya firmanın özeline göre bunu çalışmak lazım. Zaten hani bizim işimiz de o değil mi? Danışmanlık yapmıyor muyuz biz? Asıl görevimiz bu. Değil mi? Ne yapacağız? Biz firmaya göre çalışacağız ödevimizi. Ha bak biz bunu yapabiliriz. Sen de şunu yaparız. Bundan bunu yapmamız lazım. Senin öz kaynağın düşük. Bundan dolayı bunu yapalım. Bu sene teknik iflastasın. Değil mi? Bir sürü parametre var bu işlemi. Hani sadece bir enflasyon düzeltmesi gelecek. Çok hani bunu neden söylüyorum size? O kadar çok yazıldığını görüyorum ki bana o kadar çok komik geliyor ki bu. Yazıyor insanlar böyle her yerlerde. Deliler gibi. Ya diyorum ya hani kardeşim bir resme baktın mı sen? Sen resme bakmana genel kanaat uyduruyorsun aslında ya. Veya genel kanaat değerlendiriyorsun. Ben zaten onun için söyledim. Az önce mutlaka yapmak gerekir dediğiniz için. Yani tabloya bakmadan her firma için gerekli değil. Bazı firmalar için. Valla benim şöyle söyleyeyim. Benim yapmadığım firmam kalmadı diyorum işte size. Bu sene 32 hepsini de uygulayacağız aslında. Evet. Yani. Üstad ben bir şey sorabilirim. Biraz önce konuşalım. Buyur arkadaş. Bazı kıymetlere yapılabilir, bazı kıymetlere yapılamaz diyor ya kanunda tevkide. Binek araçlarla ilgili yorumunuzda yani binek ya, gider kısıtlaması... Ya binek araçlarda gider kısıtlamasını yukarı çekmez. Hani orada hani bu tartışma götüren konulardan işte hani o şeyi sınırlama aynen bence devam edecek. O zaman orada bir mantığı yok. Orada şuna katılmıyorum ama Aytaç. Eğer aracı dönem içinde satacaksan varlığı yukarı çıkaracağım ya. KKG yapacağım hani vergi tabi olmanın matrağı olarak ayırmam gereken amortisman payı var ya orada etkisi olur. Ama orada bir şey değiştirmiyor. İşte KKG yaptığımız normalde beyannamede indirim konusu. Tamam ama bir yönden gider yapayım bir yönden gelir. En son arabayı satarken değeri yükselttin ya o aradan fark sağlar. Matematiksel olarak sağlar. Sağlar hadi. Tamam sağlar. Sağlar. Denememiz lazım. Arkadaşlar çok deniyoruz biz ya. İşte. Tamam devam. Tabii biz şimdi yani şey yapmıyoruz. Bir kısım meslektaşlarımız tabii biz çok istişare ediyoruz. Dönem içinde hani işte Aytaç da yine benim çok böyle yakın istişare ettiğim meslektaşlarımızdan işte bir ustad var işte böyle kendi dostlarımız var onlara çok istişare ediyoruz dönem için. Mecbur çünkü başka türlü bu işi hiçbirimizin yapması mümkün değil. Üstad dönem içerisinde yeniden değerleme yapıldıysa bu sene mesela dönem içerisinde bu sefer 32'den yararlanamaz. Yok gitti. Gitti. Ne yazık. Evet. Nerede?
290 Ç fıkrası uyarınca yeniden değerleme yapılması durumunda geçici 32 madde kapsamında yeniden değerleme yapılamaz. Bu nedenle öncelikli olarak geçici 32 maddeye göre yeniden değerleme yapılmalı. Akabinde 298 maddesinin Ç bendi fıkrası uygulanmalı. Yani bu bizim tabii görüşümüz. Yani ben hani öyle yapılmasının daha sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Hayır ama ya şimdi aksi yönde bakın değerlendirme yapanlar oluyor arkadaşlar. Ben bunu neden söylüyorum? Ha, benim görüşüm bu. Hayır. Belki firma hakikaten %2 ödemek istemiyordur başka bir şey. Ama yapmayın o zaman. Düzeltme beyanı verdik dedik bir firmamızda. Yeni evet, değerlendirme yaptı geriye düzelttirdik. Çünkü geriye beyan vermiyorsun. Geriye düzeltme beyanı verdik direkt normale getirdik. Geçiş 32 hakkımız yok olmasın diye. Onu da ama geç 32'nin kaydını 60 bindir Üstad. Hayır. Geç 298 Ç'nin kaydını atmadınız. 4 ayda siliyoruz ya. İşte Üstad, e-defter olursa biraz sıkıntı olabilir yani. Öyle bir derdi var. E-defter şey diyor ya, geçici dönemlerde yapıp yıl sonunda yapmayabilirsin. Evet. Tabii. Aslında doğru. Oradan yola çıkarak kabul edilebilir Üstad. Doğru aslında. Tabii. Üzü it yani. Tabii orada özü ihtiyarı da şu bakın arkadaşlar şu teklifte karşılaşma ihtimaliniz var. Şimdi bir arkadaş geldiğinde sizin 298 Ç'ye göre kayıt attığınızı gördüğünüzde şey değerlendirmesi yapabilir gene. Bakın orası çok böyle yumuşak geçişin olduğu bir yer değil bence. Çünkü yorum aç konular yani arkadaş diyor ya kardeşim siz bunu attıysanız diyor geç 32 yapamazsınız. Biz öyle yorumlarla karşılaşıyoruz bazen hani denk geliyoruz. Ya diyorsun bak o yorum hani nasıl olur? Yapıyor arkadaşlar yani hani o riske biraz riski mi riski bana sorarsın. Arkadaş dediğim. Yani değil. Arkadaşlar değil. İşte biliyor sence. Malumun ilanı. Evet. Dışarıda arkadaşlar akış nasıl ben ne kadar suçlayacağım. Valla Üstad buraya alabildiğinizi aslında alalım yani hani benim için şey değil. Bir 5 dakika isterseniz. Tamam. Çünkü benim anladığım böyle interaktif gidiyor. Şey yapacağız. Arkadaşlar var dışarıda yani. Tamam. Üstad şuradaki sandalyelerden o şu araya şey yapabiliriz olmaz. 5 dakika arkadaşlar. Tamam. Siz devam ederken Üstad ara verirsek dağılır gider herkes ama. Bence sandalyesini alan buraya gelsin. Kimseyi salmaya niyetim yok Üstad. Ya, bir nefes alalım Ender. Ender yorulduk nefes alalım. Çok hızlı gidiyor. Yavaş gidiyor aslında. Daha çok var ya. Ali Bey. Deme Üstad ya. Öyle doğru kaydıralım onları. Buradan geçelim. Şey ben şey de Üstad bu kadar bir kaydalandım geçen sene. Yarım metre ön alabilirsin. Şöyle yapalım. Üstad şöyle bir yanaşın. Daha böyle yan yana. Evet şöyle alalım Üstad'ı. Şöyle yanaşalım. Daha böyle iç içe. Daha yakın. Yanaş. Hayır, öyle yapmayın. Şöyle hepsi herkes önünde şeyler gelsin. Hayır, şöyle gelsin. Arkadaşlar, kameradan geliyor. Tamam, ben gelmiyorum. Ben buradayım. O zaman ben de şöyle geleyim. Bana kalkıyor. Ben gireyim, yanına oturacağım. Çıkmaz yukarı. O baştaki rakam ne abi? Bence olmaz usta. Neden olmaz biliyor musun usta? Bu tür genel hükümdür. 40'taki düzenleme bana sorarsanız özel hükümdür. Özel hüküm genel hükmün önüne geçer. Ondan dolayı uygulanamaz. Hani ben bak bu tipi bir yorumu söyleyeyim ben. Benim orada kanaatli şey olur. Hani çok özel hüküm genel hüküm önüne geçer. Evet. Tamam mıyız? Yok ara vermeyelim. Biraz hızlanalım. 214 sayılı kanunun geç 32 madde kapsamında yeniden değerleme 298 Ç fıkrasında ilk kez yapılacak yeniden değerleme yapılmadan önce kısım kısım uygulanabilmektir. Söyledik. Kısım kısım uygulayabiliyoruz.
Evet arkadaşlar. Ya tabii üstadlarım da var ama böyle diyorum arkadaşlar birinize biraz ağız alışkanlığı artık kusura bakmasın üstadlar yani. Evet. Kat sayılarımız bu kat sayılar üzerinden tespit yapıyoruz. Geleceğiz. Yani hani kat sayılarının tespitiyle ilgili bizim işte nedir? Mesela Aralık 31-12-2021 için kat sayımız 1022,25. Ben de internetten buldum kat sayılar aslında. İsterseniz böyle gelebilirsiniz. 2004 Çin'i burada ilk başta hatırlarsınız bir silsile vardı ya, en başta yaptığımız. O silsile aslında tarih yapısını gösteriyordu bize. Şimdi burada uygulamada da işte biliyorsunuz ne yaptık? 2004 yılında en son enflasyon düzeltmesi yaptık. Oradan kayıtlarımızda bulunan varlıkları nereye getirdik? 2004 yılına getirdik, koyduk. Değil mi? Yani en son orada değerledik. Orada enflasyon düzeltmesini getirdik. Şimdi enflasyon düzeltmesine tabi tutan en son bilançoda yer alan taşınmazlar, amortisman tabi diğer iktisadi kıymetler için yani o tarihte varlıklarımızın arasında bulunanları konuşuyoruz burada arkadaşlar. 2004 yılı tarihi itibariyle varlıklarımızın arasında bulunanları konuşuyoruz. Dedim 210 sene bu 210 sene ÇEFKAS'ın kapsamında ilk kez yapılacak yeniden değerlemenin ilgili olduğu hesap döneminden önceki hesap döneminin son ayına ilişkin YÜFE'den. Eğer biz 298 şey 2022'yi uygulayacaksak Aralık 2021 endeksini alacağız. Tamam mı? Değerini enflasyon düzeltmesi yapılmış bilançonun ait olduğu tarihi takip eden aya ilişkin YÜFE katsayısının bölünmesi bulunan olan dikkate alınacaktır. Ne oldu? Ocak 2005'e getireceğiz endeksini. Tamam mı? Ne yaptık? 99 yılında ihsap edilen enflasyon düzeltmesine tabi tutan binanın 31-12-2021 tarihi itibariyle defter değeri 4000 lira. Ayrılan amortisman 1840. 2004 yılında enflasyon düzeltmesi yapıldığında bu iktisadi hikmeti değerlemesi Ocak 2013 dönemi YÜFE katsayısı kullanılacak. Değeri 114.83. O tarihteki katsayı. Aralık 2020 YÜFE katsayısı 1022.25. Ne oldu? Değerlemede dikkate alacağımız katsayı açı ne oldu? 8.90 gibi 9'a yakın bir değerleme katsayısı tespit ediyoruz. Ne yaptık? Varlığın kendisini ve amortismanını net değerini aslında önce varlığın kendisiyle amortismanını değerliyoruz. Varlığın değeri neye çıktı? 35.609'a çıktı. Amortisman neye çıktı? 16.380'e çıktı. Yeniden değerleme artışları 31.609 1.70 amortisman 14.540 17.068.000 lira 522. Ne oldu? Bir net değer artışımız var. Muhasebe kayıtlarını attık. 17.065. Şimdi burada ne yapıyoruz? Bu değerleme işlemi sonucu yeniden değerleme tutarı üzerinden %2 oranında vergi ödenecek. 341.000 lira. Atacağımız amortisman gideri vergiden yeniden değerleme nedeniyle amortisman gideri 632.000 lira oluyor. Burada vergi avantajı 145.000 lira. Bu birbirini karşılamıyor. Şimdi baktığımız. Ama geleceğim şimdi bir de 298 çeyi yapacağım. Bunun üstüne. O zaman zaten birbirini karşılıyor arkadaşlar. Bir sonraki yıl otomatikman bu iktisadi kıymetten 345.000 lira vergi avantajı sağlayacaksınız. Burada koymuyor. Burada koymuyor. 145. Ama aynı iktisadi kıymete ben şey yaptım. Hani 298 şeyi de yaptım. Oradaki örnekte farklı sonuç çıkacak. Ne oldu? Aynı iktisadi kıymeti 2022 yılında elden çıkarılması durumunda 5000'e uygulansa da yaklaşık 1.962.000 lira bir vergi avantajı var. Tamam mı? Burada bize de var. Buyur üstad. Hangisini üstad? İşlem doğru yukarıdaki. Hangisini diyorsun? Şurada mı? Evet. Yeniden değerleme tutar üzerinden
Doğru söylüyorsun. Fonlar hesaplayacağız. Doğru söylüyorsun. Bir kavramda orada şey var. Bağırda kaçmıyorsun. Ne oldu? Zaten 17.068. Gene net değer üzerinden yaptık işte. Kavramsal olarak doğru söylüyorsunuz. Sonra ne doğdu? Bir, o tarihte elimizde bulunan varlıklar vardı. Yani 2004 öncesi, 2004 öncesi alınmış iktisadi kıymetleri ne yaptık? Enflasyon düzeltmesi yaptık. Değil mi? Geçici 25 değil tabii. 298 A oluyor. Geçici 25. 2003'teydi. O 2003 endekslemesiydi. Öbürkü 298 A oluyordu. Değil mi? Evet. Enflasyon düzeltmesine tabi tutulan en son bilançodan sonra, yani 31-12-2004 tarihinden sonra günümüze kadar iktisar ettiğimiz varlıklar için değerlemeler yapacağız. Gene bunlarda da ne yapıyoruz? Gene bizim katsayılarımız aynı. 298 Ç'yi uygulayacağımız dönemden önceki hesap dönüm kapandığı ayın oranını alıyoruz. O 1022 zaten küsür. Şimdi bu iktisadi kıymetlerde, yani 2004, 31, 1-1-2005 diyeyim daha böyle şey olsun, 1-1-2005'te 31-12-2021 tarihleri arasında aldığımız ve 31'i uygulamadığımız varlıklar için konuşuyorum burada. İtfa olmayanlar. İtfa olmayanlar tabii. Yani olanlar için yapmanın çok anlamı yoksa yok. Evet. Yani sadece kalemlerin büyümesi sonucunda olur. Başka bir şey olmaz yani. Değerlemenin ilgili olduğu hesap döneminden nedir? Gene enflasyon düzeltmesine tabi tutar. En son bilançodan sonra iktisadi kıymetler taşınmazlar ve amortisman tabi diğer iktisadi kıymetler için 213 sayılı vergi usul kanunu 298 maddesi Ç fıkrası kapsamında ilk kez yapılacak yeniden değerlemenin ilgili olduğu hesap döneminden önceki hesap döneminin son ayına ilişkin, yani şeyi söylüyor. Aralık 2021. 21'i söylüyor. İktisadi kıymetinin iktisadi edildiği ayı takip ederek. İktisadi kıymeti Mart'ta aldıysa ne insan olacak? Yani bir sonraki ayı kabul ediyor. Tamam? Genel uygulaması olsa da Mart 2020'den yok. Şimdi hayır şöyle. Mart 2020'den, yani 2020'den öncesinden bahsediyorum zaten. Ya ama getirmemiş de olabiliriz. Yani onu söyledim ya. Geçici 31'den faydalanmayanlar dedim. Yani. İktisadi kıymetlerin iktisar edildiği ayı takip eden ayı için YÜF katsayısı bölünmesine bulunan olan dikkate alınacak. Tamam mı? Bunu ne yaptık? Yani bir tane iktisadi kıymetimiz var gene. Şubat 2020 döneminde 2 milyon TL iktisar edilen ve faydalı ömrü 5 yıl olan B makinasının 31-12-2020 tarihinde defter değeri aynı. Ayrılan amortisman 800 bin TL. Bu iktisadi kıymetin değerlenmesi iktisar edildiği aya takip eden, Şubat'ta almıştı. Ne dedik? Takip ederek. Tamam mı? Mart 2020 dönemi YÜF katsayısı kullanacak olup değeri 468,69'muş. Hep de bu tarafı anlatıyorum değil mi? Hiç o tarafı anlatmıyorum. He? Evet. Yani arada da öyle geleyim bari. Dur. Biraz da orada anlatayım. 468,69'dur. Aralık 2020 YÜF katsayısı 1022,25. Yeniden değerleme oranımız ne oldu? 2,18 işte küs yaptı bir şey, katsayı çıktı karşımıza. Bu varlığı yeniden değerleyeceğiz şimdi. Katsayımızı nereden bulduk? YÜF Aralık 2021, 1022,25. Mart 2020 katsayımızda, o biraz önce gösterdim, o tabloda varsa da oradan tespit ettik, geldik uyguladık. B makinesinin değeri de 2 milyon. Amortismanı 800 bin. Katsayısı 2,18,18. Yeniden değerlenmiş tutu var. 4,360,1,744. Değerledik. Amortisman oldu. Yeniden değerleme artış tutarları 262. 2,360,160. 944. Aslında şöyle yapabilir miyim? 944,864. Net bilanço aktif değerindeki artış da 1,417 oldu. Ne oldu? 2,362,160'lık ilgili tesis makinenin değerinde bir artışa sebep oldu. Birikmiş amortisman arttırdık. Ve maddi duran varlığın yeniden değerleme artışını arttırdık. Şimdi bu değerleme işlemi sonucunda yeniden değerleme tutarı %2 oranında vergi ödeyecek. Üstad dediği gibi aslında tabii bizde kes kopyala yapıştırın mağduriyeti. Ne oldu? 28 bin lira gibi bir vergi ödüyoruz arkadaşlar. Burada. İşte bu tür iktisadi kıymetlerde şimdi aslında fayda otomatikman yukarı çıkıyor arkadaşlar. Ne oldu? Ödediğimiz rakam
28. Yeniden değerleme sonucunda 3 yılda atılacak ilave amortismanların vergi avantajı yürürlükteki mevzuat açısından, yani 23-20-20 kabul ederek yaptım ben bunu, 307 bin lira. Bu dönem sadece 2022 yılında sağlanan vergi avantajı 108 bin lira. Yani 28 bin lira ödeyerek 107 bin lira, 108 bin liralık yaklaşık bir vergi avantajına sahip olduk. Yani 4 kat yılı içinde bize sağlanan bir fayda var aslında. Burada sadece bakın, bir de sadece 230 şey var. 32. madde var. Bir de üstüne 298 şey gelince bu bir kat daha yukarı çıkıyor arkadaşlar. Yani oradaki etki daha logaritmik. Onları yaptım şimdi. Yani bu örneklerin aynılarını aslında devamını da getirdim. O zaman daha net göreceksiniz. Önce 32 tabii. Evet. Bu iki, şimdi burada nedir? Sadece aslında bu kat sayıların belirlenmesiyle ilgili detaylar var burada. Şimdi geçici 31'i ne zaman yaptık biz? Nisan 2018'de yaptık. 1'i, 31'e 1'i. Geçici 31'e 1'i. Nisan 2018. Bir de ne yaptık? Geldik Mayıs 2021'de 31'e 7'yi yaptık değil mi? İki tane endeksleme. Şimdi ona göre kat sayılarının bulunmasında durumumuz ne? Gene bizim 31.12.2021 tarihi itibariyle geçici 32'yi uyguladığımızı kabulüyle bahsediyorum burada. Ne oldu? Bu geçici 31. madde 1. fıkrası kapsamında Mayıs 2018 tarihine kadar değerleme yapan taşınmazlar için 210 sayılı vergi usulü kanunu mülker 298 maddesinin Ç fıkrası kapsamında ilk kez yapılacak yeniden değerlemenin ilgili olduğu hesap dönemi önceki hesap döneminin son ayına ilişkin YÜF değerinin, yani işte Aralık'sa 2020 yılında 2022'ye yapacaksak Aralık 2022 olacak. Değerinin, ama tabii 2020'yi kaçırmayın derim. Yani 22'yi kaçırmayın arkadaşlar zaten. Hani orada vergi kaybı istediğiniz avantajı sağlayamazsınız. Değerinin 2018 Mayıs ayına ilişkin YÜF değerinin bölünmesiyle bulunan olan dikkate alınacak. Nedir? Mayıs'ın üfesini alacağız. Gene Aralık'ın üfesi. Oran tutuyoruz. Oradan bulduğumuz katsayıyla yeniden değerliyoruz. Biraz önce yaptığımız işlemin aynısı aslında. Buna ilişkin örnek vermedim ben. Hani aynı işlemi yapıyoruz aslında. Sonra geldik bir kısmımız, belki çoğumuzun uyguladığı aslında baktığımızda nedir? Bu geçici 31. maddenin 7. fıkrası kapsamında Mayıs 2021 tarihine kadar değerleme yapanlarda. Bu geçici 31. maddenin 7. fıkrası kapsamında Mayıs 2021 tarihine kadar değerleme yapılan taşınmazlar ve amortismana tabi diğer iki sayılı kıymetler için 213 sayılı vergi usulü kanunu 298. maddesinin Ç fıkrası kapsamında ilk kez yapılacak yeniden değerlemenin ilgili olduğu hesap dönümünün önceki hesap dönümünün son ayına ilişkin YÜF değerinin Haziran, 2021 Haziran hep bir sonraki ayı kabul ediyor aslında arkadaşlar. Uygulamanın genel mantalitesi onun üzerine. Bu da dikkat etmeniz gereken işlemlerden birisi. Bir arkadaş mesela yanlış tarihleri almıştı. Bir ay önce yanlış mesela. Hani burada Mayıs'a, Haziran alması gerekirken Mayıs'a almıştı hesaplama tablosunda. Hani öyle hatalarda çıkabiliyor, ona dikkat edin. Çünkü hani Mayıs'ta yaptık diyor. Neden Mayıs almıyoruz? Mantalitesi o. Ama Mayıs'ta yaptığımız değerleme için gene Haziran ayındaki artı bir. Bir artı bir uygulama sergiliyoruz. Gene Haziran 2019 döneminde iktisap edilen faydalı ömrü 5 yıl olan Z makinası bu 230, geçici 31. maddenin 7. fıkrasına göre Mayıs 2021 tarihi itibariyle yeniden değerlemeye tabi tutulmuş. Hani bunu da yapılması gerekir mi diye değerlendirebilirsiniz. Ama kısa bir dönem var, ama enflasyonun etki çok yüksek olduğu için yani yaklaşık %47'lik bir katsayı artışı sağlıyor. O da fena bir oran değil. Tutulmuş olup 31.12.2021 hesap dönümü itibariyle yeniden değerlenmiş defter değeri 3 milyon. Değerlenmiş ayrılan amortismanı 1 milyon 800 bin TL'dir. Bu iktisadi hikmetlerin değerlenmesinde Haziran 2021 dönemi YÜF katsayını kullanacak olup değeri 693.54'tür. Aralık YÜF katsayısı 1022.25'tir. Ne oldu? Artış katsayısı 1.47 oluyor. Yani %47'lik bir ilave değer artışına tabii sonradan etkisi olacak. Zaten onun için de yapmak gerekiyor zaten. Yani. Şey, slaytlarla ilgili fotoğraf almanıza gerek yok. Hani odanın, hani üstadlarla paylaşırım ben. Şey yapabilirsiniz yani, hani yayınlayabiliriz. Yani şey, PDF'ini alırız olmazsa. Bir şey yaparız. Çünkü hani benzer sunumu daha önce yapmıştık. Orada da paylaşmıştık. Ne oldu? 3 milyonluk varlığımız var. Birikmiş amortismanı 1.800. %1.47 39 arttı. Arttırıyoruz. Yeniden değerlenmiş tutar 4.420 880 oluyor. Birikmiş amortisi, amortismanı 2.653 oluyor.
yeniden değerlenmiş artış tutarları 1421, yani muhasebe kayıtlarımız 1421. Tesis makine cihazının üstüne binecek 853.000, birikmiş amortisman ilave değer olarak geliyor. 568.000 lira da net bilanço da yeniden değerleme artışı sağlıyor. 253 tesis makineler, işte kaydımız. Bu değerleme işlemi sonucunda yeniden değerleme tutarı üzerinden %2 vergi ödenecektir. Onun üzerinden ödenecek vergimiz 11.375 lira. Yeniden değerleme sonucunda 2 yılda atılacak ilave amortisman giderinin vergi avantajı toplamda 127.000 lira. Yani aslında hani burada mesela yaklaşık 12 kat vergi avantajı var. 2 yılda sağladığınız vergi avantajı bu aslında baktığınız özü itibariyle. 2022 için sağlanan vergi avantajı 65.406, zaten aynı dönemde bile yaklaşık 6 kat, yani 5 kat veya 6 kat bir vergi avantajı sağlıyor. Görüleceği üzere aynı yılda ödenen fayda toplam değerleme için ödenen verginin 5 katı bir vergi avantajı sağlıyor bize. Yani öyle hani herkese farklı sonuçlar çıkabilir arkadaşlar burada. İktisadi kıymetli kullanım ömrünün ne kadar kaldığı veya ne kadar uzun, bu binalarda falan çok aktif sonuçlar doğurmayabiliyor. Binalarda çok aktif sonuçlar doğurmayabiliyor ama orada da yeniden değerleme de binince kafa kafaya getiriyor aslında biraz daha. Öyle bir şey de var. Binalarda çok avantaj sağlamıyor. Evet, evet. Yani. Çok büyük sorun şeyler yani, sağlamıyor. Ödediğinizde kalıyorsunuz. Evet. Fayda ve ömrü yüksek olanlarda çok büyük avantaj sağlıyor. 5 yıl gibi, 4 yıl gibi. Üstad, 10 yıla kadar. Şöyle, biraz önce girişte bir Üstad'la tartıştık. Şimdi Üstad'ım şeyi soruyor. Bunun sermaye ilave edilmesiyle ilgili yani şart yok zaten Üstad burada. Geçici 32'de de geleceğim şimdi. Üstad buna hepsi bitsin ondan sonra konuşalım mı? Daha iyi olur. Daha sağlıklı olur. Evet. Yeniden değerlenme oranının tespiti yine aynı şeyde. Şimdi burada diğer işte vergi kanunlarındaki durumların aslında sirayet etmesine bakıyoruz. Yani biliyorsunuz varlıklar bir kısım şirketlerde devir bölünme veya buna benzer müesseselerde işletme aktiflerinde akıyor olabilir. Oralarda ne yapacağız? Devri bazında düzenlemeyi yapmış. 193 sayılı kanun 81. maddesinin sayıdan devir ve tür değiştirme. Bunlar neydi? Ferdi teşebbüsleri veya kolektif veya komandit, adi, yani adi komandit şirketleri neyi sağlıyordu? İşte kurma vergisi, yani şirket statüsüne dönmesi, ana şirket statüsüne dönmesiyle ilgili düzenlemeydi. 81. madde. 5520 sayılı kanuna göre devir bölünme yerlerinde devralan bölünen işletmeler, şirketler tarafından iktisadi ilgiler, iktisadi hikmetlerin devralanlar tarafından yeniden değerlemesinde kullanılacak yeniden değerlenen oranın hesabında söz konusu iktisadi hikmetlerin devir eden, tür değiştiren veya bölünen işletme şirketler tarafından iktisap edildiği tarih esas alınacak. Eskiye gidiyor. Eski tarihe gidiyor. Ama aklına böyle olmayacak şeyler geldi. Gene de tabii çok karıştırmayalım çok. Finansal kiralama yolu iktisap edilen ve mülkiyeti devralınmış veya devralınmamış olan taşınmazlar. Burada ikiye ayırmış aslında tebliğ bazında yaptığında. Varlığın mülkiyetini devralsak veya almamış olsak da şunu belirlemiş. Finansal kiralama edilen mülkiyet devralmış veya devralınmış ama taşınmazlar, amortisman tabi diğer iktisadi hikmetlere ait yeniden değerlenme olan belirlenmesinde iktisap tarihi olarak kiracının kullanma hakkını aktifleştirdiği tarih esas alınacak. Varlığı aldığımız tarih dikkate alınmayacak. Yani hani varlığın bize en son geçtiği bir iz faturası kesiyor ya, onu değil de bizim için kullanmayla ilgili kayıda attığımızda bunu dikkate alacağız. 213 sayılı kanun uyarınca maliyet bedeliyle değerlenen taşınmazlar ve amortisman tabi diğer iktisadi hikmetlerin aktifleştirilmesinden sonra aynı kanunla ikinci mevzuat uyarınca maliyet bedeline intikal ettirilen kredi faizleri, kur farkları, diğer giderler için kanunun geçici 32 maddesi kapsamında parçalı yeniden değerleme yapılır. İktisadi hikmetlerin yeniden değerleme sonrası değeri bulunur. Burada da şunu aslında hani şey yapmış, bir tane arsamız vardı, üstüne de bina yaptık. Böyle bir örnekten göreyim. İşte arsanın iktisap tarihi, binanın nihai olarak işte aktifte kayıtlara girme tarihi farklı olabilir. Arsanın değerinin endekslenmesinde başka bir katsayı hesaplayacağız. Onun iktisap edildiği ayı takip eden aydan itibaren getireceğiz. Binada ise, binaya hesap eden kısımda ise, binaya hesap eden kısımda ise, binanın aktifleşildiği ayı takip eden aydan günümüze kadar değerlemesini yapacağız. Tamam? Burada en önemli konu aslında geliyor verginin hesaplanmasından sonra aslında süresinde ödenmesi konusu. Bu konu maddede çok sert bir şekilde düzenlenmiş.
Yeniden değerleme netisi hesaplanan pasifte özel bir fon hesabında gösterilen değer artış tutarı üzerinden %2 oranında hesaplanan vergi yeniden değerleme işleminin yapıldığı tarihi izleyen ayın son günü akşamına kadar gelir ve kurulan vergisi yönünden kolektif adli konaklı adli şirketler kapma değer vergisi yönünden bağlı olan vergi dairesine elektronik ortamda beyanlar vermek zorunlu olanlar elektronik ortam diğerleri tarafından kağıt ortamda beyan edilmeli. Beyan edilen vergi 3 eşit taksitte ilk taksiti beyanname verme süresi içinde. İzleyen taksitler sırasıyla beyanname verme süresi takip eden 2. ve 4. ayda olmak üzere ödeniyor. Ödeme işlemi bu süre içinde. Bu vergi gelir ve kurumlar vergilerinden mahsup edilemeyeceği gelir ve kurumlar vergisi matematiğine gider olarak dikkate alınamıyor. Değer artışı üzerine %2 oranında hesaplanan verginin zamanında beyan edilmemesi veya tahakkuk eden verginin taksitlerin süresinde ödenmemesi veya kısmen ödenmesi halinde 213 sayılı kanun geç 30 maksız hükümlerinden faydalanamıyor. Yani arkadaşlar ödeme konusu burada çok keskin çizgilerle düzenlenmiş. Yani pişmanlık da beğenleme verilemez herhalde Mustafa. Peşin ödemede indirim vardı sanki Üstad. Peşin ödemede indirim yok burada. Yok yok. 31'de de vardı pardon. Burada yok. Onda da yok. Yok burada da yok. Ben burada bir tek ilave yapayım uygulamacıda ben. Uygulamacı da çünkü içeride. Geçen sene yaptım ama onu. Parayı geri alıyor. Öyle bir şey vardı, görüşü vardı. Ben bir özür dilerim. Uygulamacı açıp bir şey söyleyeyim. Uygulama anlamında. Yaptı mı? Kabul etmişler mi? Oo. O çok ilginç. Hangisi de? Bu da mı yapmış 31'e mi? İçici 32'yi yaptı. Allah Allah. Ama neden pişmanlıkla yapıyor geç 32'yi? Yani ihaleye girmesi için önceki ay vermesi gerekiyor falan. Temmuz ayı bilançolarının dikkat etmesi anladım, gerekiyor. Anladım. Rasyonları sağlamak için yani. Pişmanlık da kabul edilmesi için önce verilen yok, beyanlarda olması gerekiyor. Hiç verilmediği takdirde. Hayır, hiç verilmeyen beyanlama da pişmanlık da verebilirsiniz. Ya. Öyle bir engel yok. Düzeltme amaçlı. Pişmanlıkla beyannameyi sistemden veremiyor. Şimdi şunu atlamayalım arkadaşlar. Bir beyannameyi sistem bize pişmanlıkla vermesine izin vermiyor. Çünkü neden? Ödenecek verginin varlığını falan arıyor. Ama bunun şu anlamı yok. Bir dile çevirirseniz beyannameyi pişmanlık talepli olmasa düzeltme olarak verseniz de o beyanname pişmanlık beyannamesi olur. Hani sistem izin vermemesi o beyannamenin verilmediği anlamına yorumlamamak lazım orada. Hani sistem, çünkü bunu çok yaşıyoruz. Özellikle bu iadelerde mesela iadeyle ilgili bir sorun veya başka bir nedenden dolayı ödenecek vergi çıkmadığı için sistemde veremiyorsunuz ama bir dilekçe verip, yani tabii çok benim şeyim değil de yani bir dilekçeyle başvurup zaten yasanın asıl düzenlemesi, 371'in ana düzenlemesi onun üstüne kurulu. Önce dilekçenin verilmesi, akabinde de 15 gün içinde verginin ve beyannamenin ödenmesi üzerine kurulu. Sistematik, hani o sistematikte yürütülebilir gene yani. Ama tabii bu ilginç bir yol. Aynen, sağ olasın. Evet. Ayda şiş paylaşmıyor böyle şeylere? Mesela şu anda mesela Aralık için yaptınız, Kasım'ın beğenmesini verebilirsiniz şu anda. Tabii tabii. Yani, tabii. Veya işte Aralık'ta yapıp Ocak'ta beğenmesini verebilirsiniz. Sistemde ben uygulamacı anlamında da uygulama yaptım. Gördüm ki ben çünkü soruldu bu soru. Uygulamacı değilim. Açtım baktım ne yapıyor bu dedim. Evet. Kasım ayı dönemi derseniz Aralık'ta veriyorsunuz. Evet. Ekim ayı dönemi derseniz Kasım'da veriyorsunuz. Tabii. Ya bu anlamda uygulamayı açıp baktığınızda zaten görüyorsunuz. Ama zaten Hüseyin şeye gerek yok ki madde düzenlemesi evet, zaten. Evet, yani. Evet. Hani yasa hani o zaten bunun yansımasından ya, başka bir şey değil ki. Uygulama soruları var ya işte. Yani şeye endeksliyoruz aslında. Uygulamaya gelip mevzuata. Üstad evet, evet. Mevzuat uygulama aslında geliyor da endeksleniyor. Yani. Şey... Evet, haydi. Yeniden değerlendirilsin. Buraları bakmıştı. Geçelim. Tamam, şey bu vakti geçelim. Evet, yeniden değerlendirmeye tabi tutmak. İktisadi kıymetlerin elden çıkarılması. Bu önemli bir parametre aslında hepimiz için. Çok önemli bir parametre. Geçici 32'de yaptığımız değerlemede fondaki kaydı düzeltmiyoruz arkadaşlar. Yani bu aslında reel bir değer artışı sağlıyor bize. Vergilendirmeye ile ilgili herhangi bir etkisi olmuyor. Fondaki kaydı düzeltmiyoruz. Yani fon gene öz kaynak kalemleri içinde kalıyor. Yani reel olarak aslında burada şunu yapmış kanun koyucu. Tabii %2 ödediysen
Ben diyor o değerin diyor o anki cari olarak hesapladığın endekslediğin değerini diyor kabul edeceğim. İşte brüt tutar amorsman düştüğümüzde net tutar üzerinden bize sağlanan o avantajı elimizden almıyor. 298Ç ile en büyük farkı bu. Ha, 298Ç de geliyor. Sermaye ilave edersen orada da diyor kabul ederim diyor. Ama burada hiç sermaye ilave şartı falan yok. Burada otomatikman fayda. Tamam mı? 31 de öyle. 31 de öyleydi tabii. Peki tasfiyeye girildiği halde ikisi arasındaki fark var mı Üstad? Tasfiyeye girdi. Tasfiyeye girersek tabii tasfiyede vergilendirme ile ilgili hani 298 vergiye tabi bunlar değil. Bunlara kağıda artı stopajı yaparlar arkadaşlar. Yapamaz. Çekimler yapamıyor. Üstad, Üstad. Bak yapamaz de diye konuşursan ben sana devamını getiririm bak şimdi. Bak ben o maddede başka yorum da yaptım söyleyeyim ben size yorumu. O maddede şunu söylüyor. Bak şimdi gelelim. Bence orada çok büyük hani bu çok teknik boyutuna gireceğim ama şimdi aslında orada ciddi bir hukuki boşluk var. Tebrik'te şöyle bir ifadeye yer vermiş. Bunlar diyor işletme sahiplerince işletmeye ilave olan değerler diyor. Tıp buradan aslında öyle bir gol atma yeri mi ki burası? Ben size söyleyeyim. Şimdi dönelim. Hepimiz şöyle bir şeyi hatırlayalım. Gelir vergisi kanunu 38. maddeyi hatırlayalım. Ticari kazançta yani kurum kazancında kazancın tespitine ilişkin durumları. Yani ne diyor? İşte diyor dönem sonu ve dönem başı arasındaki öz sermaye arasındaki müsbet farktır diyor. Sonra geliyor devamında ne diyor? İşletme sahiplerince işletmeye ilave olan değerler bu farktan düşülür diyor. İşte o tebliğdeki o yaptığı hüküm aslında Üstad bana sorarsan aslında bir sürü yerden gol atacak. Hani bakanlığa bak, böyle baktık dava açar mıyız falan. Ben mesela kenara cebime koydum onu mesela. Duruyor o hüküm şimdi bende. Bir yerde böyle burada renk gelirse böyle cebimden hemen cep diye çıkaracağım. Sende de çıkardın değil mi Üstad? He? Yani cepten çıkaracağız hemen böyle. Evet. Haydi. Şimdi geldik sürekli yeniden değerli. Bu bizim için 2022 başındaki ne ilgili hüküm Ç. Ha tasfiye mi? Ç 298 Ç. Geldik 213 sayılı kanun mükerrer 298 maddesine eklenen Ç fıkrası enflasyon düzeltme şartlarının gerçekleşme hesap dönemlerinde fıkrada öngörülen kastan ve şartlar denen amorsmana tabi ishal hikmetlerin ve bunlara ait amorsmanların yeniden değerleme tabi tutulmasına imkan sağlanmıştır. Bu müessese arkadaşlar bundan sonra hepimizin hayatının odak noktası olacak aslında. Bu biz bunu büyük ihtimal hani eğer şeyi hani enflasyon düzeltmesiyle ilgili hükümler ortadan kalktığında biz bunu hep uygulamak zorunda kalacağız aslında. O yönüyle hani büyük ihtimal programlara bunu entegre edeceğiz. Çünkü bunu her dönem oturup manuel elle hesaplamak hepimiz için eziyet olacaktır. Yani mutlak surette bunlar artık o programların içine entegresini yapılacak. Biz de onun üzerinden bu değerleme işlemlerini yapmak zorunda kalacağız. Yoksa başka türlü... 90'larda vardı zaten usta. Yani mutlaka tabii hani... 90'larda çok yaptık. Yani şu anda biz biraz daha şeyle yürüttük hep. Hani Excel'lerle yürütüyoruz. Hani, Excel çok yok. Ama işte tabii şu anda hemen hemen hamle almanız gerekiyor. O hamle almanız durumunda programcıya bıraktığınızda iş hani... Evet. Oranı koyamamak. Bir daha. Yeni. Ortalama bir şey yok. Ortalama olacak. Sıfırdan getirmek zorunda. Evet. Siz çözemeyin. Üstad bir şey soracağım. Kurumlar vergisi muafiyeti olup da daha sonra muafiyetten çıkan şirketler için geçici 32'den yararlandığınız takdirde kat sayı iktisadi kıymetleri için yeniden değerleme oranı hangi tarihte değişmez. Aynı değerde dikkate alın. Giriş tarihi. Çünkü benim iktisadi kıymeti şimdi vergiden muaf olmak başka bir kavram hukuk sistemi içinde. Ama hukuka göre benim kayıtlarımı tutmam. Hukuka göre iktisadi varlıklarımı değerlemem. Onlar başka bir kavram. Onun içinde ne olması gerekiyor? Özüne baktığınızda sizin muafiyetinizin veya başka bir durumunuzun buraya gelip değerleme ile ilgili hükümlere sirayet etmesi zaten bu genel hüküm zaten. Genel hükmü her halükarda uygulayacaksınız siz aslında. Yani siz muaf da olsanız bu hesaplamaları yapabilir miydiniz? Orada da yapabilirdiniz.
Yani başka nedenlerle yapabilirdiniz. Yani nedir? İşte o muaf olan kurumunuzun başka amaçları vardır. Öz kaynak yapısını değiştirmek istiyorsunuzdur. Bir sürü parametre koyabilirsiniz ortaya yani. Evet. Gene burada da aslında hemen şeyle 298Ç'den hani aynı aslında 32 ile 298Ç'den faydalanan ülkelerden aynı ülkelerden. Tam ülkeye ve tabi bilanço esasına göre defter tutanlar, kolektif, adi komatik, adi şirketler dahil olmak üzere ferdi işletme sahibi gelir vergisi mükellefleri, kurumlar vergisi mükellefleri bilançoya kayıtlı ama sonra tabi insan hikmetlerini yeniden değerleme hakkına sahip bulunmaktadırlar. Kere kimler faydalanıyor? Daha mükellefiyet, işletme hesabı, serbest meslek, münasıran işte altın nedeniyle enflasyon özellikle sefer. Ama zaten yaptıkları için ve döviz cinsinden kayıt tutanlar. Yeniden değerleme yapılabilecek iktisadi kıymetler, yeniden değerleme yapacağı tarih itibariyle aktife kayıtlı olan amorsmana tabi iktisadi kıymetler. İşte bakın, ikisinin arasındaki en bariz fark burada doğuyor. Öbür tarafta taşınmazlar vardı. Burada amorsmana tabi iktisadi kıymetler var arkadaşlar. Tamam mı? O neyi doğuruyor? Binalarda değerleme yapabiliyorsunuz. Arsa yapamıyorsunuz. Ama burada 298 şeyde arsalara değerleme yapamıyorsunuz. Tamam? 213 kanun işte gene aynı varlıklar geçerli. Gene amorsmanları değerliyoruz beraberinde. Yeniden değerleme yapılamayacak iktisadi kıymetler, araziler, arsalar 298 şey kapsamında değerlemeye tabi tutulamıyor. Bu niteklerin korudukça müddetçe sat, kiralık, geri al işlemine veya kira servisinin konuyu taşınmazlara Osman tabi iktisadi kıymetler faydalanamıyor. İktisadi kıymetlerin alım, satım, inşa işleri gene aynı kapsamda, onlar gene burada da faydalanamıyor. Yeniden değerleme yapılacak hesap döneminde burada bir ayrım daha var. Öbür taraftan farklı olarak. Geçici 32'de yıl içinde alsanız da, 2021 yılının içinde alsanız da geçici 32'ye değerleme yapabiliyordunuz. 298Ç'de 2022 yılında aldığınız amorsmana tabi iktisadi kıymetler için yeniden değerleme yapamıyorsunuz. Bir önceki. Evet. Bu bir sonraki yıla devreder. Onun için bu tarihler önemli arkadaşlar. Mesela bitecek yatırımlarınız vardır, onlarınız vardır, bunlarınız vardır. Hemen aktif. Firmalara hemen onları aktifleştirmeyi, seneye yeniden değerleme ile ilgili hükümlerden dolayı tavsiye edebilir misiniz? Tavsiye edebilirsiniz. Tamam? 258'leri 270'leri alın. Aynen. Unutmayın. Yeniden değerleme esas değer gene amorsman tabi ishal ekiptir. Bunlara ait amorsmanların değerlemenin yapılacağı dönem sonu itibariyle yasal defter kayıtlarında yer alan değerleri. Yani ne yapacağız? 31-12'de geldik, değerledik, onları alacağız. Bugüne 2022 sonuna taşıyacağız aslında. Amorsman tabi ishal ekiptir. Amorsmanın herhangi bir yılda eksik ayrılması, hiç ayrılmamış olması durumunda yeniden değerleme esas alacak yer bu amorsmanlar tam olarak ayrılmış varsayılarak. Gene aynı hüküm geçerli burada. Yani sen diyor atladıysan da diyor benim için önemli değil kardeşim diyor. Ben diyor ayrılmış gibi kabul edeceğim diyor. Sen gene 213 kanunun ilgili ikinci mevzuat uyarınca amorsmana tabi iktisadi kıymetlerin maliyet bedeline eklenmiş. İktisadi kıymetlerin aktifleşici hesap dönemine ilişkin olanlar hariç. Yani zorunluluk olanlar hariç ihtiyarları kabul etmiyor. Tamam mı? Hayır. Onları ayıracaksın diyor. Öbür tarafta hiçbir ayrımı yoktu. Tamamını kabul ediyordu. Mesela geçici 31'e göre yatırım döneminden sonra aktife ilave ettiğimiz kur farkları, finansman giderleriniz var. Gelip 298 şey yaparken onları değerlediğiniz kısmı da düşüp ondan sonra değerlemek istiyorsunuz. Burası bomba satayım. Yani hani artık içinden çıkmayacak böyle bir şeye dönüyor. Kaotik sürece dönüyor. Zaten o yapılmaz ki şu an. Bu oyuna bakmakta fayda var. Yani her şey için aslında AFTC'ye baktığında bir sürü şeyle çıkıyor. Yani. Hocam gider yazacaksam üstad niye oraya alayım ki yani, o da ya ama şimdi işte öyle demeyin. İşletme özelinde arkadaşlar bir sürü parametre doğuyor. Tabii zarardayız. Vergi planlaması doğuyor, o doğuyor, firma zararlı. Yani tek böyle çerçevesi yok ki bu işin. Yani keşke öyle olsa yani. Evet, yeniden değerleme yapılabilme zamanı. 1-1-2022 tarihinden itibaren enflasyon düzeltme yapma şartlarının gerçekleşmediği dönemlerde değerlemenin yapılacağı dönem sonu itibariyle yasal defter kayıtlarında yer alan amorsman tabi ishal hikmetler bunların amorsmanın yeniden değerleme esas değerleme üzerinden yapılıyor. Yeniden değerlemenin herhangi bir hesap döneminde yapılmaması veya değerleme oranının düşük uygulamasından dolayı daha sonraki hesap dönemlerinde geçmiş hesap dönemlerine ilişkin yeniden değerleme yapılamayacak. Yani 2022'yi kaçırdınız, geçici 32'yi yaptınız, 2022'yi kaçırdınız, yapmadınız, 22
güle güle diyorsunuz arkadaşlar. Tamam mı? Aynı hesap dönemi içerisinde geçici vergi dönemi hiçbirinde ya da herhangi bir veya daha fazla geçici vergi dönemi yeniden değerleme yapılmaması, sonraki geçici vergi dönemlerinde veya ilgili hesap dönemi sonunda yeniden değerleme yapılmasına engel teşkil etmiyor. Hani bakanlığın bizim o genel uygulaması var ya, bir karar aldın dönemin başında, ondan sonra hep uygulayacaksın. Burada onun aksine bir değerlendirme yapmış. Genel o işte hani o görüş şey uygulamada değiştiremezsinin aksine bir değerlendirme yapmış. Sen diyor tercihinde değişiklik yapabilirsin diyor. Ayrıca geçici dönem vergi dönemlerinde yapılan tercih yıllık uygulamaya bağlanmama. Örneğin 2020 geçici vergi dönemleri itibariyle yeniden değerleme yapan mükellefler 2022 hesap dönemi sonunda yeniden değerleme yapmayabilir. Tabi burada atlamamanız gereken şu: götürüp geçici vergi dönemlerinde yazdığı amortisman giderleriyle ilgili düzeltme yapmanız lazım. Onu atlamayın. Yoksa sonradan bir, hani %10'un içinde kalırsa çok sorun olmaz da %10 aşarsa hani sıkıntı olabilir mi? Sıkıntı olabilir. Evet. Yeniden değerleme oranımız da işte 210 sene kanunu 298 ÇF fıkrası kapsamında amortisman tabi sanitinden kredilerin değerleri ve bunlara ilişkin amortismanların yeniden değerleme yapılacağı yıla ait olan yeniden değerleme oranı çarpılması sürede yeniden değerleme sonrası değerleri bulunur. 2022 için, yılı için yeniden değerleme oranı %122.93. Dehşet bir katsayı. Ben böyle bekliyordum iştahla. Dedim ne yapacağız? Bir görelim. Üstad artması iyi oldu. Düşseydi ben ilk 3 dönem yaptım. Bu sefer tersini alacaktım bu 257 ve şeyleri. Sıkıntı olacaktı bayağı. Değişmez. Bu 298 B'den geliyor. Olmaz, mümkün değil. Ya İlgili, ben şimdi çok eski değilim de. Şimdi çok kıdemli üstadlar var burada. 298 B herhalde üstad 40 yıldır aynı mıdır? 50 yılı var mıdır? 1961 değil mi? Şey üstad, yanlış hatırlamıyorum, bu 1961 değil mi? 90'larda yaptık biz. Sana soruyorum üstad tabii ya. Üstadım sensin benim burada şimdi. Üstad bir dakika. Şimdi bir dakika. Ben neden üstada soruyorum? Refaket onun yanında yaptı. Ondan sana soruyorum. Kime soracağım ben başka? Üstad, o kadar yaşlı olmasam da yani 90'larda falan biz yaptık ama o zaman geçici vergi yoktu. Hayır, 90'larda yaptım. Ben 298 B açısından söylüyorum. O madde yani büyük ihtimal hani 61'den beri belki olabilir yani. 63'te kabul ediliyor. Sonra 80'lerde yürürlüğe girdi. Evet, tamam. Geçici vergi dönemine itibaren yapılacak değerlemeye esas alınacak yeniden değerleme oranı bir önceki yılın Kasım ayından başlamak üzere 3-6-9 aylarda bir önceki 3-6-9 ayları dönemlere göre YÜFE değerinde meydana gelen ortalama fiyat artışı oranı esas alınmak suretiyle belirlenecek. Zaten bakanlık bunu her dönem duyuruyor arkadaşlar. Şimdi gelelim bir 298 şey yapalım. Şimdi bir iktisadi kıymet için, şimdi ben aynı iktisadi kıymet için hem 298 şeyi yaptım. Akabinde bir de geçici 32 ile beraber uygularsak nasıl bir sonuç doğuruyor? Bir beraber karşılaştıralım istedim aslında herhalde. Şimdi nedir? Bu tarafa geçeyim biraz, değil mi? Kürsü orada ya, ondan dolayı oraya gidiyorum, dayanıyorum. Çok böyle açık oldu orada ya. Tamam, kaçayım o zaman kürsüye doğru. Açayım olalım. Ben normalde hani derslerde veriyoruz. Ben normalde slide'de bir şey anlatmaktan hoşlanmam. Genel şeyim tarzım şudur. Tahtada yaza yaza bir şey anlatmayla ilgili bir kültürüm vardır. Bu iş çok böyle becerebildiğim bir iş değil aslında. Yani çok da böyle sevmiyorum. Şubat 2020 dönemi 2 milyon Türk lirasına hesap edilen faydalı önlü 5 yıl olan B makinesinin 31.12.2020 tarihinde defter değeri aynı olup ayrılan amortisman 800 bin. Bu iktisadi kıymet için firma bu firma 32. madde hükümlerinden faydalanmamış olup 2022 hesap dönemi mükerrem madde 298 ÇF fıkra hükümlerini uygulamıştır. Ne olmuş? B makinesi 2 milyon 800 bin %122.93 arttırıyoruz. Yeniden değerleme artışları 2.458.983 birikmiş amortismanın artışı var. Toplam yeniden değerleme tutarı 4.458.1783 birikmiş amortisman. İşte net bilanç aktif değeri yükseliyor. 1.475'lik bir bizim fon kaydını atacağımız bir kayıt çıkıyor karşımıza. Muhasebe kaydını yaptığımızda 31.12.2022 22 itibariyle yapıyor. Yok yok, geçici vergi değil bu ama. Şey hani 2022 hesap döneminde diye yazdım yani özellikle. Tamam mı? Tabii geçici vergi dönemleri itibariyle aradaki farkı alacaktınız. Tamam, o aradaki farkı alacaktınız. Toplamda bunu aracaktı. Ama toplamda gene bu olmaz. Hiçbir şekilde onu aşmaması lazım.
Yani olur da böyle Excel'inize bir şey yapabilirsiniz. Doğrulama veya kontrol sütunu açmanızda fayda var. Bazen çünkü hani matematiksel hata veya Excel yanlış da yapabiliyor. Dikkat edin orada. Evet. Bu değerleme sonucunda test makineye 2458 ilave değer açtık. Belirtmiş olmak üzere 983440. 522 yeniden değerleme. Maddi duranlar 1475, 160. Şimdi bu değerleme işlemi sonucu yeniden değerleme 34 üzerinde herhangi bir vergi ödemeyeceğiz. Bunda vergi yok. Yeniden değerleme sonucu 2022 hesap dönemi ilave gider yazacak amortisman tutarı 491.720 oluyor. Bu süreçte sağlanan vergi avantajı 113 bin lira. Sadece bu iktisadi kıymetten vergi avantajı sağlıyorsunuz. Sadece bu iktisadi kıymetten vergi ödemeden ama tabi bunu başta dedim. Ben bunu önermiyorum. Neden önermediğimde? Çünkü artık bunu bu değere getirdik ya. Yani işte 2023 yılında da sıfır çıktı diyelim yeniden değerleme oranı. Artık sizin o 2020 ile 31-12-2021 tarihleri arasındaki o enflasyon etkideki hakkınızı kaybediyorsunuz. Ondan dolayı önermiyorum ben. Aynen. Önce 32 yapın diyorsun. Efendim? Önce 32 yapın. 32. Bakın zaten aslında aradaki farkı da göreceksiniz arkadaşlar. İlave edersin. Evet. Şimdi durum bu. Burada bana sağlanan 113 bin lira. Güzel bir avantaj da baktığınızda. Hiç yoktan iyi. Ama döndük baktık. Şimdi burada nasıl bir sonuç çıkıyor? Burada 500 çıkıyor. Şubat 2020 dönemi 2 milyon aynı makina. İktisap ettik. 5 yıl B makinesinin 31 itibariyle defter değeri amortismanı 800 bin. Aynı şartlar. Şey burada hiç fark yok. Yani burada iki iktisadi kıymet arasında fark yok. Her şey gerçek. Bu iktisadi kıymet için hem geç 32 madde hem de mükemmel 298 madde hükümleri uygulanması halinde Mart 2020 üfekat sayısı 468-69. Aralık 2020 üfekat sayısı 1022-25. Geç 32 madde yeniden değerleme oranı 2.18-10. Mükemmel madde 298 yeniden değerleme oranı 122.93. Ne yaptık? Varlığı 2 milyondan 800 bin lira. Bundan önce geç 32 madde kapsamında değerledik. Ne doğdu? Yeniden değerleme şutları 4.362'ye çıkıyor. 1.744. Yeniden değerleme farkı 2.362.944. Yeniden değerleme net artışı geç 32'den gelen 1.417.000 lira oluyor. Aynı iktisadi kıymeti üstüne koy. 298 çevre uygulaması sergiliyoruz. Yeniden değerleme artış şutları 5.362 etki aslında logaritmik etki hepiniz fark ediyorsunuz. 2 milyonluk varlık. Önce 4'e getirdik. Sonra üstüne bir 5 daha koyuyoruz. Varlığın değeri 9.724'e çıkıyor. Amortisman yine 800'den işte 1.744'e oradan 244'te 3.889'a çıkıyor. Ne oldu? Net bilanço. Burada da değer artışı ne oldu? 3.217.000 lira. Net değer artışı 500'e yakın avantaj olacak. Burada şimdi yapıyoruz. Beraberinde geldik. Şimdi bir muhasebe kaydına bakalım. Ne attık? 7.400. 7.724. Varlığın değerini arttırdık. 3.89 şeyi attık. Onları da burada önemli konulardan biri aslında şunu hemen hatırlatayım arkadaşlar. Bunları muavin hesapların altında teker teker takip etmek zorundasınız. Bu konu çok önemli. Hani şimdi çok bence bana sorarsan doğru bir yorum olmaz da şu yorumu yapanlar çıkabilir. Gelip hakla ilgili bana sorarsan bunun cezası aslında şey uyma. Hani tek düzene uymamak ve bakanlığın getirdiği zorunluluk. 355 kesebilirsiniz. Yani kesebileceğiniz cezanın bence sınırı belli ama şimdi haktan faydalanmama ile ilgili yorumlar yapabilenler çıkabiliyor çünkü arkadaşlar bunları söylüyorum. Gidiyorsunuz müfettiş arkadaş şey diyebiliyor ya bak o bunların ölüyor haktan faydalanamazsınız yorumu yapabilir. O açıdan bunu alt muavinlerde mutlaka takip edin. Hoppa ne yaptık fazla gittik. Evet. Ne oldu? 7.724, 3.89. Birikmiş amortisman 4.634. Ne yaptık? Fon kaydattık. Ne oldu? Bu değerleme işlemi geçici 32 kişi madde kapsamında değerleme tutarı üzerinden %2, 28 bin lira vergi ödedik. Mükemmel madde 298 kapsamında yapılan değerleme işlemi için bir vergi ödeme yükümlülüğü bulunmamakta. Bu değerleme işlemi sonucunda varlığın değeri 7.724 yükseldi. Geçici 32 sürekli yeniden değerleme sonucunda 2022 hesap dönemi ilave gider yazık amortisman tutarı 1.544.000 lira oldu. Bu süreçte yarattığı vergi avantajı 355 bin lira. Bakın sadece bu yılda sağlanan vergi avantajı arkadaşlar yaklaşık 13 kat. Totalde sadece bu yaptığımız 2022'ye kadar yaptığımız
işlemin 3 yıllık vergi avantajı 973 bin lira arkadaşlar. Bu doğrudan sağlanan vergi avantajı. Bakın şey yok burada. Bunu tabii şeye göre hesapladım. Bu sene 23, seneye 20, 20 olmasından bahisle hesapladım. 970 bin lira vergi avantajı var. Yani baktığınızda sadece bir tane 2 milyonluk makinenin bize sağladığı avantaj var arkadaşlar 3 yılda. Sadece bu yıl içinde sağladığı zaten biraz böyle şey oluyor. Gittiğinizi anlattığınızda belki mükellefler vergi ödemek istemiyor ama bunu matematiğe döktünüz arkadaşlar. Bunu da kabul etmeyen mükellefim olmadı yani. Matematiğe döktük. Toplamda bu kadar ödeyeceğiz. Öz kaynak bu kadar atacak. Hepsini yaptık Excel hesaplamalarını. Ortaya koyduk. Bu kadar bize sağlanan vergi avantajı var. Üstad, ben burada açmak istiyorum az önce söylediğim konuyu, enflasyon düzeltmesini. Ben şunu demek istedim aslında, hani yapmayalım demiyorum ama enflasyon düzeltmesi yaptığımızda makine tesisleri 698 hesabı atıyoruz, aktif 8 düzeltmeleri 698 tamam. Atıyoruz. Öz kaynaklardaki düzeltmeleri ise borcunu atıyoruz. Tamam. Şimdi yeniden değerleme yaptığımız vakit elzemli ise yapmayalım. Yeniden değerleme konuna isabet edelim, düzeltmeyeceğiz. Yani dedim ya enflasyon düzeltmesinde vergi yok, kar zarar yok enflasyon düzeltmesinde. Sonraki yıllar tekrar yeniden değerleme yapabileceğiz. Sonraki yıllar için tamam. Hiçbir sözüm yok. Güney Hanım, zaten hayır, benim sorduğum olayı tartışmıyorum ben. Hayır, ben şuraya geleceğim ama vergi avantajına gelmek istiyorum. Hani o avantajı nasıl değerlendireceğimiz konusunda enflasyon düzeltmesi yaparken ilk yıl vergi yok. Yaptık bunları. Fon hesabıyla tamam. Aynı işlemi görüyor zaten. Enflasyon tamam. Düzeltmesi farkları. Sermaye ekle ya da çek çekersen vergilerini kurumlar tamam. Stopaj. Ha ama sonraki yıl çok önemli. Sonraki yıl enflasyon düzeltmesi yaptığınız vakit fon hesabındaki düzeltemeyeceksiniz. Ne olacak? Eğer stoplarınız fazlaysa enflasyon düzeltmesi kar olarak gelecek karşınıza. Burada yazdığınız zarar aslında bu vergi planlaması enflasyon düzeltmesinde sonraki yıllarda karşınıza güzel kar olarak gelecek. Demek istediğim buydu. Hani ben ama şeyde de aynısını olmayacak mı? Şimdi şöyle söyleyeyim ben size. Enflasyon vergi cebinizde kalacak. Hayır ama şöyle bir şey. Şunu kaçırıyorsunuz ama. Öbür tarafta. Şimdi bakın. Şimdi sizin söylediğiniz, şimdi 298A uygulaması açısından baktığımızda aynı varlık değerlemelerini zaten şeyde de yapacaksınız. Öbür tarafta da yapacaksınız. 522 yapmayacaksınız diyor. Parasal olmayan. 522 yapmayacaksınız da orada da sermaye değerleyeceksiniz. Aynı sonucu doğru matematik olarak. Aynı sonucu doğru. Sermaye hayır. 502'ye gelecek orada da. Üstad araya gireyim. 522'yi de sermaye atarsanız aslında almış hiç oradan da kaçacaksınız. Onu düşünüyor. Onu da düşünüyor. Hayır onu düşünüyor. Ama 502'de şimdi 502 attığınız enflasyon düzeltmesi farkını değerliyor musunuz? Hayır. Aynı sonucu doğru matematik olarak ne değişir? Değişiyor. Kar zarar değişiyor. Hayır bakın değiş. Şunu düşünüyorum Güney Hanım. Neden değişmez biliyor musunuz? Şimdi bakın 522'de attığı zaman kar artıyor. Bakın ben şunu söyleyeyim. Matematik olarak varlıkları değerliyorsunuz. Eğer 502'yi değerlemiyorsanız 502'yi değerlemiyorsanız 502'yi değil sermayeyi değerliyorsunuz. Tamam. Bakın Güney Hanım ben de şunu söylüyorum size. Zaten aynı etki doğurur. Ha 502'de durmuş rakam ha 522'de durmuş. Matematiksel etkisi. Eğer 502'nin kendisini değerlemiyorsanız aynı matematik sonucu doğru. Üstad doğru söylüyor aslında. Yok yanlış düşünüyorsunuz. Hayır şunun için söylüyorum. 502 bakın şimdi. Neyse 500... Üstad ben bunu uzatmayacağım. Üstad aslında oradan... De, ben bir şey daha söylemek istiyorum. Hani bu konuda karar verirken meslektaşlarımın hani bu bir anlık bir şey değil yeniden değerleme. Bu bir süreç. Gelecek dönemi de öngörerek sizin de dediğiniz gibi mali tabloyu iyi analiz edip yeniden değerlemi yapmak ya da mesela ben de bir firmamda yapacağım. Mecburen yapmak gerektiğini düşünüyorum ama diğer firmalarımda yapmayacağım. Fakat şunu da söyleyeyim. %2 ödenen verginin bir de üzerinde kalan bir yükü var. Ne zaman biliyor musunuz? Tasfiyede. Çünkü 502 sermaye tamam. Düzeltmesi olur. Şöyle bir şey. Farklı. Onu da söyleyeyim size. Aslında orada şunu kaçırıyoruz. Artı paranın artı zaman değerini atlamayalım. Evet. Bu ülkede paranın zaman değerine baktığımızda şu anda mesela ben firmamın 180 milyon yaptım. Biz oturduk bunlara baktık. Hocam, şimdi orada ne doğru biliyor musunuz? Şu anda ödemediğiniz 3,5 milyon 10 yılda 35 milyon oluyor. Ay 35 milyon en son işlemin sonunda ödediğinizde paranın zaman değeri açısından düşen rakam hani anlamsız bir rakam çıkar karşımıza. Hocam paranın zaman değeri var ama enflasyon düzeltmesine yansıyor paranın zaman değeri. Çünkü o da üfe. Artı burada sınırlı olarak üfe enflasyon düzeltmesinde. Direkt bir önceki döneme... Matematik olarak aslında ben size şunu söyleyeyim.
502'yi değerlemiyorsanız, 500'ü değerliyorsanız aynı sonucu doğurur diyorum. Bakın, tamam, farkı ya. Olmaz. İşte tamam üzerinden güzel geçiyor. Aynen buradaki değerlendiriyor. Bakın şunu olan söylemiyorum. Demek istediğim o değil bakın. 500'ü öz kaynağı değerliyorsunuz ya. Öz kaynağı değerlediğiniz rakam gene aynı şeyi doğurur. Üstad şeyde yapmak lazım. 522'yi değerlemiyorsunuz onu demek istiyorsunuz. Tamam 502'yi de değerlemiyoruz. 522'yi aslında sermaye artırımıyla 500 alsak üstad buradan kurtuluruz. Bakın şunu söylüyorum ben de hani bilmiyorum anlatamadım çok. 500'ü değerlediniz. Bakın öz kaynak kalemlerine şimdi aktifteki varlıkları değerlediniz. Buradan bir gelir attınız değil mi? Evet. Eğer mali milat tarihi itibariyle şimdi orada hüküm var ya vergilendirilmeyeceğini için. Mali milat tarihi itibariyle 502'yi yazdınız ya geldiniz enflasyon düzeltmesi faktörü olarak. 522. Onu 22. Üstad 22 değil 502'yi söylüyorum. Enflasyon düzeltmesini söylüyorlar. Onu açın. Onu arada söylüyorum. Sonraki yıl geldiniz bir daha yeniden değer, enflasyon düzeltmesi yaptınız. Zaten o yıl doğmayacak bir şey. Sonraki yıl doğdu. Zaten 502'yi değerlemediniz için. Yine 500'ü değerleyeceksiniz. Değerliyorsunuz üstad. 502'yi. Sermaye olarak mı? Tabii sermayenin üstüne ekleyip düzenli yapıyorsunuz. Sermaye de 522'ye yapamıyorsunuz. 22'yi işte sermaye artışına sermaye dahil ederse kurtulamaz mısınız? Hayır olmuyor. Üstad kurtulamaz mıyız? 522'yi 500'e attığımızda, sermaye artışı yaptığımızda. İşte ama bu sene için bazı firmalar için kesinlikle katılıyorum yani bazı firmalar için. Ama uzun soluklu bir süreç bu. Tabii çıkaracağım size. Şey yok yani onun. Evet. Ne oldu? 973 bin lira, 972.194 burada. Şirket öz kaynağı 4.634 artıyor. Teknik iflas, finansal gider kısıtlaması, örtülü sermayede fayda sağlıyor mu? Fayda sağlıyor. Gene bizim şu binamız vardı ya, bina ile ilgili değerlendirmeyi yaptığımızda 4.1.800.260 yeniden değerlenmiş de 35.609, 16.380 o şekilde kurtulabiliriz. Varlık değeri, geçici, 32 açısından 35.609, 16.500.380, 19.228'e çıkıyor. Yeniden değerleme oranında yeniden iktisadi kıymeti aynı binayı arttırdığımızda değer yeniden değerlenmiş tutarı 79 milyon, birikmiş amaltı tutarı 36 milyon, yeniden değerlenmiş aktif değeri 43.876 doğuruyor. Yeniden değerleme toplamı 75.34, 40 milyon net yeniden değerleme artışı sağlıyor. Bunun da dönem içinde 341 bin lira vergi ödüyorsunuz. Sonra geliyor dönem içinde yazdığınız amortisman geliri 1.507, 670 oluyor. Vergi avantajı da 346.764 oluyor. Şirket öz kaynağı 4707 burada yükselmiş oluyor. Yeniden değerleme uygulaması, yeniden değerleme neticesi hesaplanan değer artışı, yeniden değerleme tabisi, amortisman tabisi ilgilerini her birine hesap eden değer artışı ayrıntı olarak gösterecek şekilde bilançonun pasifinde özel fon hesabında tutulur. Burada şunu söyleyeyim aslında, bunu fon hesabında tutmanın yanına burada şuna dikkat etmekte fayda var. Tamamlanmış yatırım teşvik belgelerinde tamamlanmış yatırım teşvik belgeleriniz varsa yeniden değerleme yapıyorsanız tamamlanmış yatırım teşvik belgeleri için eğer kazancı ayrı tespit edemiyorsanız kazancı ayrı tespit edemiyorsanız amortisman tabi hisari kıymetlerin oranlamasını yapıyorsanız değerlenmiş tutarlar üzerinden şey yapacaksınız orantılama öyle yapacaksınız hem yatırım teşvik belgesinden hisari kıymetleri değerlemeniz gerekiyor hem de bu iki yani buradaki yaptığınız değerlemeyi dikkate alarak şeyi belirlemeniz gerekiyor. Amortisman tabi hisari kıymet orantılamasını belirlemeniz gerekiyor uygulamada. Hani burası biraz ortalığı karıştırıyor. Ben yatırım aşaklarının için. Efendim? O indirimli kurumlar vergisi için. İndirimli kurumlarda onu söylüyorum zaten. Orada her teşvik belgesi itibariyle değerlemeleri ayrı ayrı alt kalemlerde takip etmeniz gerekiyor. Yoksa başka türlü şeyi takip edemiyorsunuz. Oranlama zor. Fayda dönüş süresi tamamlanmamış. Amortisman tabi hisse senedinde yeniden değerlenme sonrasında bulunan değerlerin üzerinden amortisman ayrılmaya devam edilir. 213 sayılı mükerrer 298 çeyrek fıkrası kapsamında yeniden değerleme yapılması mümkün olduğu herhangi bir hesap dönemine yeniden değerlenme yapılması sonraki hesaptan aynı fıkra kapsamında yeniden değerleme yapılması engel teşkil eder. Yani 2022'de yeniden değerleme yapmadınız. 23'te gene yapabiliyorsunuz. Engel bir durum yok. Bu zaten 23 olarak değil. Enflasyon düzeltmesinde de her dönem karşımıza çıkacak zaten uygulamada. Burada 298 çeyrek fıkrası uygulamasına yeniden değerleme tabi tutulan içsel hikmetlerin elden çıkarılması, yeniden değerleme tabi tutulan içsel hikmetlerin satış, devir,
81. madde sayılan devir tür değiştirme halleri, 5520 sayılı kanun devir ve bölünme hallerine kapsamında yapılanlar hariç, işletmeden çekiş, tasfiye gibi nedenle elden çıkarılması halinde bunlara isabet eden bilançonun pasifinde özel fon hesabına gösteren değer artışı aynen amortismanlar tabi gibi muamele tabi tutulur. 298 Ç kapsamında yaptığınız değerlemede, buradaki değerlemede bunu kâra eklemek zorundasınız. Tamam mı arkadaşlar? Ama bunun tek istisnası, sermaye ilave yaparsanız bu iktisadi kıymetin değerini oradaki 298 Ç'deki 522'deki tutarı sermaye ilave ederseniz o durumda sermaye ilave edilen tutar kâr zarar hesabında dikkate alınmıyor. Ancak burada bir tehlike var. Halka şirketi de bunu yapamıyorsunuz. He tabii. Orada yapamıyorsunuz. Orada yapamazsınız. Tamam. Yapamazsınız. İzin vermiyor sistem. Onlar izin vermezler. Onlar yapsanız da şeyde sermayeden düşünüyor. Bilesiniz. Yani şöyle söyleyeyim. Halka şirketlerde bu 298 şeyi vergiden kurtulmak istiyorsunuz. Sermaye ekliyorsunuz. Bana ortaya çıkıyor. Diyor ki üzgünüm diyor. Tescilli olan sermayeden bahsediyor. Ama üstad şeyi bozar mı? Vergi uygulamaları yönünden etkiyi bozmaz aslında. Ya biliyorum tescilli, evet. Tescil edilse yani sadece dahi. Sadece ticaret sicilinde tescil edilse dahi. Tamam. Diyor ki ben bunu dikkate almam diyor. Ya ona düşerim diyor. Bu ciddi bir şey o yüzden halkın şirketlerine böyle bir sorun var. İşte dedim ya muavin kayıtlarını teker teker takip edeceğiz üstad hepsini. Bütün. Hepsini üstad. 3000 kare. Muavinde açacağız üstad. Mecburuz. 3000 kare. Onu neden istiyor üstad? Gelecekte satarsan hangisinin hangisine ait olduğunu görmek istiyor. Kayıtlarda gösterilmesi ortak hususlar. Zaten hani bahsettiğim üzere buradaki yeniden değerleme tabi tutan ishal hükmünde her birinde hesap edilen değer artışları ayrıyla bunların hesap şekilleri envanter defterlerinin ayrı bir sayfasında 213 sayılı kanun geç 32 maddesi mükerrer 298 maddesi Ç fıkrası hesaplananlar ayrı gösterilir. Bunlar için mutlak surette ayrı kayıt atmak zorundasınız. Buna göre yeniden değerleme sırasında bilançonun aktifine kayıt iktisadi hükmünden her birine aktife girdiği hesap dönemi ile bu kıymetler üzerinden değerlemede dikkate alınan tarihe kadar ayrılan ve ayrılmış sayılan amortismanı ayrı tespit edilir. Yeniden değerleme uygulamasından sonra her iktisadi hükmet ve amortismanın yeni değerleri gösterilir. Yeniden değerleme iktisadi hükmetler amortismanları ayrı ayrı ele alınarak değerlemeden önceki ve değerlemeden sonraki net bilanço aktif değerleri hesaplanır. Bu işlemlerin tamamlandıktan sonra her iktisadi hükmete ait değer artışları ile toplam değer artışı bulunur. O kadar zaten yani kayıtlarla beraber. Yeniden değerleme değer artış kurulur. En erken sizin görüşünüze göre. Ne zaman sermaye ilerli olur? Ertesi yıl yaz. Satış yaptığımızı düşünürsek. Üstel. Aralıkta satış yaptık. Şöyle. Eylül'de yeniden değerleme yaptık. En erken ne zaman sermaye ilerli? Şimdi burada girişte de bir Eurostat ayrı konuyu şey yaptı. Farklı görüşler varmış. O sordu. Bana sorarsanız. Şimdi hesap dönemin kapanmasıyla ilgili yorumlar varmış ama bana sorarsanız hesap dönemin kapanmasını bekleyin. Bu çünkü artık bir bilanço öz kaynak kalemi olduğu için biz bunu 9. ayda da aslında bir bilanço çıkardığımızda öz kaynak kalemleri arasında var olan bir değer. O yönüyle sermaye ilave etme açısından bence sıkıntı yok diye düşünüyorum. Tescilde ne hangi gün alırsanız o gün. Burada sadece işte hani üstad da diyor farklı görüşler de var dedi. Bir üstad. Evet. İzmir İstanbul'da da fiili ödek uygulamalar varmış. Üstad şey yaptı. Burada tabii şey çok böyle hani o ayrımda bilmiyorum. TTK'da daha böyle detaylı bilgiye sahip olan üstadlarımız. Şey değerlemesi yapılır mı burada? Onu bir düşünmek lazım. Yani bu emisyon primlerinin sermaye ilave edilmesinde işte sermayenin %50'sini geçme şartı var ya üstad. Bunu da yani bir kanuni yedek akçe olarak düşünüp de bir değerlendirmek lazım. Hani o atlanmaması gereken burada sıkıntı olmaz. Hani şey kapsamında değerlendirilebilir mi? Hani o sınırlama buraya siyaret eder mi etmez mi konusu belki masaya yatmak. O da çok böyle teknik bir ticaret hukuku açısından değerlendirmeyi gerektiren bir husus. Ama orada da benim tahminim bence de yani o uygulamasında sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Emisyon priminde falan öyle yorumlar var ama burada aynı soru konuya sirayet eder mi? Onu ayrıca bir değerlendirmek lazım. Evet. Ama şey üstad, bence hani yapılmasına engel bir durum yok. Hani ben hani İzmir, İstanbul yapmış. Çünkü bana hani şimdi burada genel kurul yapılmasıyla ilgili bir
sağdan ileri yola çıkıyorlar. Efendim? Bilanço kesinleşmemiş. Aslında tabii üstad, bilanço kesinleşmemiş oluyor ama hani aslında onaylanan bilançonun kendisi midir? Aslında onaylanan faaliyet dönemidir aslında üstad. Bilançonun kendisini onaylamıyoruz aslında. Faaliyet dönemindeki faaliyetin genel kurulda onaylanan o faaliyetin kendisi ve onun sonucunda ortaya çıkan karlılığın değerlendirildiği bir genel kurulundan bahsediyoruz. Bilançonun kendisindeki yapının onaylanmasıyla ilgili bir süreç doğmadığı için ben engel bir durum olduğunu çok düşünmüyorum. Yani bu kanaatim tabii. Yani belki hani çok teknik, belki TTK açısından bu hükmü görüş o da zaten çok mümkün değil. Hani mesleki olarak tecrübem şu oldu. Yaklaşık 7 yıldır dışarıdayım. Ticaret hukuku bile avukat bulmanız mümkün olmuyor. Yemini de yok. Biz şu anda yaşıyoruz. Hayır, üstad yeminli benim işim değil zaten de. Üstad benim işim değil. Şu anda ben yaşıyorum. İki tane profesörler hizmet alıyoruz firmalarımızın birinde. Şu anda aynı konuyla ilgili, aynı profesörlerle Bursa'da başka bir grupla yeniden çalışmak zorunda kalıyorum. Yani çünkü şey bulamıyorsunuz, hukukçu bulamıyorsunuz. Biraz da bizden de bekliyor böyle hukukçular, genelde şirketlerde ama öyle konular var ki bizim hani değerlendirme yapmamız, fiiliyat da mümkün değil zaten. Yani hani o kadar çok teknik konu var ki işin içinde. Özel ortakların daha sonra arkadaşlar, kaotik durum şeyde doğuyor. Ortaklar arasında ihtilaf çıkmaya başladığında aslında o TTK'daki hükümlerin önemi orada daha çok hayatımızın içine giriyor yani davalarda falan. Evet, evet. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sağ olsun, teşekkür ederim.